Efendim CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Burada Laf Çok bu akşam yine birbirinden zengin, birbirinden çeşitli konuklarla sizi ağırlayacak evinizde. Evet, isterseniz hemen bir menümüzü alalım. Çünkü menüden hemen sonra lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Burada biraz Fransız kalacağız birlikte. Niçin derseniz dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden birini ağırlayacağız. Bir Fransız şefi ağırlayacağız buradan. Fransız Osmanlı mutfağı arasında gidip geleceğiz. Ama ondan önce de herhalde başka bir sürprizimiz olabilir. Buyurun bakın. Burada Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. 10 tane sporcu diyelim. Tamam. Ama aralarından bir tanesi çıkıyor. Topu alıyor, herkesi geçiyor, golü atıyor. Futbol yorumcusu Lemi Çelik programa keyifli yorumlarıyla katılıyor. Bu akşam Mesut Yar soruyor, Lemi Çelik yanıtlıyor. Bir sanat kurumunu ancak ve ancak bir sanatçılar grubu idare edebilir. Oyuncu Fırat Tanış programa Sürgün İnek'ten katılıyor. Fırat Tanış bu akşam bir ineğin başına gelenlerin yanı sıra şarkılarını anlatıyor. İkinciye attım bu şarkı işte Düşler Ülkesi'nin gelgi takılısı. Sanıyorum tuttuğu herkese eşlik ederken dinledim. Yorumcu İrem Derici programa sevilen şarkılarıyla katılıyor. İrem Derici bu akşam hem şarkılarını seslendiriyor hem de Mesut Yar'ın sorularını yanıtlıyor. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz. Benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/burdalafçok ya da Twitter/mesutyar'dan bize ulaşabilirsiniz. Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi, girenlerde mi? Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi, gidenlerde mi? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi, girenlerde mi? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Merhaba. Ketçap 1860 yılında ilaç olarak kullanılıyordu. Telefonunu kime vereceğiz? Uzatabilirsiniz İrem Hanım, el mikrofonunu.
Ben mi konuşacağım? Öbür mikrofon. Kim konuşacak? Yakalar var zaten ama mikrofon mu gerekiyor? Evet, harika bir program oldu. Önce masa kilitlendi. Sonra reklamlara girmek zorunda kaldık. Akışı değiştirdik. İrem Derici çok güzel söyledi. Detone oldu. Gitarı şeyi unuttu. Şarkıyı unuttu. Farklı bir şeyler oldu. Tamam deyin, tamam deyin. Kurtarmak zorundayım. Kariyeri bitti İrem'in. Ondan sonra devam ediyoruz ama muhteşem konuklarımız var bu akşam. Az önce de saydık. Birincisi bu tarafsız bölgeden hemen sonra beni böyle ter bastığı için özür diliyorum sizden. Genelde çünkü stüdyo 500 derece sıcaklıkta oluyor. Bir fırın gibi fırının içine giriyoruz. Fırın deyince uluslararası bir şef Eric Gehren. Doğru mu söyledim? Eric Gehren. Sesa. Bir sesa. Evet, yani sesa. Bu evet tam da doğru söylediniz. Niçin bizimle birlikte iki akşamdır biliyorsunuz Fransız konuklarımızı alıyoruz. Dün çok okunan bir Fransız yazar Brigitte konuğumuzdu. Bugün de çok yemekleri yenen Eric konuğumuz. TV2'de yayınlanan 5 yıldızlı şeflerde kendisini de görüyoruz herhalde. Görüyor muyuz? Öyle başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, görüyoruz. Şimdi şöyle gireyim. TV2 aslında biliyorsunuz her akşam 9.30'da film gösteriyoruz. Ve bununla ön planda olan bir kanal. Ama ekran sadece filmler ve yabancı dizilerden oluşmuyor. Bunu çeşitlendirmek amacıyla arada belgeseller gösteriyoruz. Hı hı. Bu belgesellerden bizim için en çok tutanlarından biri yemek üzerine 5 yıldızlı şefler. 15 bölüm gösterdik her cumartesi saat 18.30'da. Ve şimdi yeni sezona başladık. Hı. Bu yeni sezonda 8 bölüm var. Şu anda Fransa'da genç kuşakta en ön planda olan şefler bunlar. Bir tanesi de Eric. Hı. Eric Michelin yıldızlı bir şef. Belgeselini bu cumartesi göstereceğiz. Ve Fransız konsolosuyla ortak bir çalışma yaptık. Şöyle ki bu şeflerden biri İstanbul'a gelir mi? 2-3 gün burada geçirir mi? Eric geldi. 3 günlük bir İstanbul seyahati söz konusu. Dün akşam çok güzel seçkin bir kitleye 5 ana yemek bir tatlıdan oluşan kendi şeyini sundu. Çok hoş bir sunumdu. Seçkin anladım. İçinde siz de varsınız. Vardık. Yani. Çok acayip bir seyahatti. Yani böyle yemek üzerine bir seyahate çıktık diyebilirim. Yarın boş günü İstanbul'u keşfedecek. İstanbul'a ilk gelişi. Bugün de Türk mutfağını keşfetti. Simit yedi mi? Öğlen balık yedi ama denizden çıkan her şeyi yedi. Boğaz'da bir balıkçıya gittik. Akşam da kebap yedi. Yani şu anda hareket edemiyordur herhalde zaten. Ya bilmiyorum, öyle kalmış. Hani bir şeften ziyade böyle bir heykeli andırıyor şu anda. Evet. Hoş geldik kendisi. Nasıl hissediyor? Ben şunu öncelikle gezip gördüğü yerler kendisinin olsun. Ne yiyip ne içtiğini anlatsın İstanbul'da bize. Donc, tout ce que t'as vu c'est pour toi mais tu peux raconter ce que t'as mangé. Donc la cuisine turque. Ouais. Je crois que j'ai mangé à peu près la moitié des espèces qui vivent dans le Bosphore depuis ce matin. Et dans beaucoup de, finalement de fabrication de cuisine, avec de la cuisine presque naturelle et très fine et directe. Et ce soir, de la cuisine ottoman avec plus de construction, plus autour de la viande. Et en fait, je crois que je vais repartir d'ici avec le ventre bien rempli. Öğlen çok sade bir yemekti ama denizden çıkan her şeyi yedik herhalde diyor. Akşam yemeği ise tam tersine bayağı rafine ve üzerinde çalışılmış bir mutfak, Osmanlı mutfağı. Hı hı. Orada da kebaba doymuş. Peki yani Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı bayağı yaygın. Hani dünyanın en iyi mutfaklarından biri olarak kabul ediliyor. Eric'in daha önceden Türk mutfağı deneyimi olmuş mu, araştırması olmuş mu? Donc c'est assez connu la cuisine turque. Est-ce que tu connaissais des plats turcs ou la cuisine turque en France? Alors non, la cuisine turque en France, pour moi, c'était la tomate, les courgettes, les aubergines. Après ça, j'avais aucune idée de ce qu'il pouvait y avoir dans ce pays au niveau cuisine. Je découvre depuis deux jours, grâce à toute l'équipe de TV2 et de tous les gens qui m'accueillent aujourd'hui, de métro, tout ça. Et vraiment, pour moi, c'est une grande découverte. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir avec des gens très accueillants et une cuisine très gourmande et très riche surtout. Fransa'da Türk mutfağı üzerine bildiği şeyler aslında çok sınırlı. Yemekten çok domates, kabak ve patlıcanı saydı. Bunların burada çok iyilerinin bulunduğunu ve yani yemeğine katması gerekiyorsa domatesi Türkiye'den alması gerektiğini biliyormuş. Ha, en azından. Yani. En azından. Burada iki gün içinde keşfetmiş oldu. Hı hı.
bizim kanala teşekkür etti, TV2'ye. Oh ne güzel. Dün akşam hesaplar sizden miydi? alışverişi buradaki büyük bir hipermarketten yaptı. Onlar sponsor oldu. Yani yaptığı yemeklerin, yemeklerde kullandığı ürünlerin çoğunu Türkiye'den aldı diyebilirim. Hı hı. Yanında bir valizle geldi tabii, bizde bulunmayan şeylerden. Onları getirdi. Bir valizle de dönecek mi? Mesela bizden bir pastırma, bir sucuk, ne bileyim şarküteri. Hemen sorayım. Yarın zaten sirkeci, işte baharatlar, oralarda dolaşacaklar. Yanmış o kapalı çarşıda, mısır çarşıda. Donc, te venu avec une valise. Oui. Mais la valise, elle vide. Oui. Est-ce que tu vas remplir la valise d'ici? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, je suis venu avec une valise pleine de choses de France. Et là, cet après-midi, ce soir, j'ai goûté des toutes petites olives du sud de la Turquie que j'ai trouvées assez extraordinaires, qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Et je pense que j'ai 22 kilos à remplir et je vais peut-être partir avec ça demain. Evet, valizi boş şu anda. Zaten bugün alışveriş yapmaya başlamış ve Türkiye'nin güneyinden, neresi bilmiyorum, söylemedi. Zeytinler bulmuş, bayılmış, ondan almış. 22 kilo limiti var, dolduracak. Yani evet, yani zeytin, zeytinyağı, peynir, işte İzmir tulumu, baharatlar herhalde. Kayseri, baharatları evet, yarın bayağı bir şey yapar. Ben şimdi merak ediyorum, bizdeki şefler tabii bu Michelin yıldızı nasıl bir komite tarafından belirliyor ve tabii belli kriterler var. Bizdeki şefler biraz ağırlar. Yani hani görünüş olarak bizde iyi şef deyince şişman, böyle nedir, dolu dolu şef gelir aklıma. Hatta bir tane örnek gösterecektim size ama bizim şişman gitmiş. Sonuçta Erik'e bakıyoruz ve incecik adam. Yani sonuçta bu şey mi? Füzyon mutfağı ya da minimalist bir mutfağın sonucu mu? Yoksa adam sadece yemiyor ve başkalarını mı tattırıyor? Yani kurbanlar başkaları mı? Donc, nous on a des chefs aussi, oui. Bien sûr. Mais ils sont assez costauds. Donc. Oui. Tu es en forme. Comment ça se fait? Donc, est-ce que c'est une cuisine minimaliste? Tu ne manges pas beaucoup ou... Non, mais je crois que je suis venu défendre une émission qui s'appelle Coup de jeune en cuisine. Et mon coup de jeune à moi, c'est de faire attention à ce que je donne à manger aux gens, d'avoir un retour, de faire attention à la nature, de faire attention à mon environnement et donc de faire attention à mon corps en même temps. Et je crois que ma cuisine n'est pas du tout minimaliste, mais elle est autour de la nature. Et quand c'est bon pour la santé aussi et c'est bon pour ce qu'on fait et pour ce qu'on est. Quoi. Hiç minimalist bir mutfak değil aslında ama... Kendime dikkat ediyorum, doğaya dikkat ediyorum, doğanın geleceğine yani. Dikkat ediyorum. Yemek yaptığım insanlara iyi bir şey sunmaya dikkat ediyorum. Anladım. Bizde yemek programları çok yaygın. Özellikle yani bütün ana akım medyada da var, tematik kanalların hepsinde de var yemek programları. Ve bol yağlı, işte bol baharatlı ve işte bol karbonhidratlı beslenen bir milletiz. Dolayısıyla yani hakikaten çok yuvarlak hale gelmemiz kaçınılmaz. Fransızlar da mesela böyle düşkün mü? Yani şefleri televizyonda görmeye düşkün mü? Neden bir şefin belgeseli yapılır mesela? Chez nous, quand on mange, c'est assez gras, assez donc. Quand tu manges, tu prends des kilos. Oui. Et comment c'est en France? Je crois que ça dépend. Moi, ça fait deux jours que je suis ici, deux jours que je mange et que je mange des choses qui ne sont pas grasses, qui sont plutôt fines et bien accommodées. Après, je pense que dans toutes les cuisines, il y a des choses un petit peu plus lourdes, un petit peu plus grasses, un petit peu plus riches. Il faut faire le choix et puis voilà, s'orienter, pas manger toujours la même chose. C'est vrai que moi, j'ai une cuisine qui est plutôt light. Je fais attention, pas trop de matières grasses. Un peu d'huile d'olive quand même, un petit peu de beurre parce que ça c'est la France. Mmh. Mais bon, il faut varier les plaisirs en fait. Aslında iki gündür buradayım ve çok yemek yedim ve o kadar yağlı ve o kadar ağır bulmadım yemekleri. Ha, güzelmiş. Ya. Malzemeden çalıyoruz artık, eskiden çalmazdık da. Kendisi de yaptığı yemeklerde özellikle zeytinyağı kullanıyormuş ama tereyağı da çok kullanıyormuş. Ama hafif, light şeyler yapmaya dikkat ediyorum. En bomba yemeği nedir? Yani gerçekten... Her ustanın kendi elinden çıkan bir bomba yemeği olur. Hakikaten en iyi yemeğidir o. En iyi neyi yapabiliyor? Ton plat, comment on dit, signature donc. Est-ce que tu as quelque chose qui... Alors, j'ai pas vraiment un plat signature parce que j'ai une cuisine qui bouge beaucoup et qui évolue beaucoup. Donc, j'ai pas un plat signature, mais j'ai des produits. J'utilise beaucoup les oiseaux comme support, puisque j'ai un restaurant sur une île. Et du coup, il y a beaucoup d'oiseaux et les oiseaux partent en voyage. Et je raconte ma cuisine autour des voyages, des oiseaux et de ce qui... Des petites graines ou des choses dont ils peuvent se nourrir. Ok, super. tek bir yemeğim yok ama yemekte kullandığım ana bir madde var, ana bir ürün. Bu da kuşlar. Kuşlar. Restoranı ve oteli bir adada aslında. Fransa'nın okyanus sahilinde, sahile çok yakın bir adada restoranı.
Paris'te değil. Paris'ten bayağı uzakta. Kuş kullanıyor, adadaki kuşları ve o kuşların hikayelerini anlatıyor. Yani her yemekte bir hikaye var aslında. O kuşların seyahatini yemekleştiriyor. Aa, yani güvercin demeyelim de hadi atıyorum güvercin. Güvercin de yapıyor. Kanatlarını. Ha, anladım. Ya yarın bavula güvercin koymayacak değil mi? Yeni caminin oraya götürüyorsunuz abi, ne yapıyorsunuz lan? Il disait des pigeons. Pendant la, disons, pendant la visite demain, près de la mosquée, il y a des pigeons. Donc, tu touches pas, ouais. Tu les touches pas. Je vais peut-être remplir la valise avec quelques pigeons d'Istanbul. Bir iki tane koyabilirim valize. Eyvallah, peki yani İstanbul hatırası olabilir. Orada hemen şeyde arkada Mısır Çarşısı'nın hemen arkasında kuşçular da var. Bir uğrasın kendileri de benden selam söylesin. Güzel kanarya verebilirler onlara. Peki 5 yıldızlı şeflerden takip ettiği kim var? Ya, belgesel olarak hani bilmiyorum izledim mi izlememiş de olabilir ama televizyonda takip ettiği birileri var mı? Kötüyem parmi ses chef donc ce programme avec huit chefs coup de jeune. Est-ce qu'il y a des disons des amis ou des chefs que tu aimes? Il y a notamment Alexandre Couillon qui était à la Marine à Noirmoutier que j'aime beaucoup, c'est un de mes chefs préférés. C'est un jeune chef qui bouge beaucoup la cuisine. Qui fait une cuisine autour de, des fruits, de, des produits de la mer, et c'est assez génial ce qu'il fait. Il y a Armand Arnal, qui lui est dans le sud de la France, et qui fait aussi une cuisine assez décomplexée, décontractée, que j'aime beaucoup aussi. Après, les autres, il y a un chef, qui, je ne sais plus le nom, mais qui travaille, qui s'appelle le, son restaurant, c'est le Sergent Recruteur à Paris, et qui est magnifique aussi. Il y a une femme, Stéphanie Lequelec, et c'est vrai que les femmes en cuisine, c'est encore rare en France, et c'est très bien que ça, ça s'ouvre aujourd'hui. Bayağı varmış anladığım kadarıyla. Önce Alexander Couillon dedi. Özellikle meyvelerden yola çıkıp çok ilginç yemekler yapıyormuş. En son Stéphanie Lequelec dedi ki kadın şef ve şefler arasında çok ender bulunan bir şef. Ona çok saygı duyuyor. Bir öncesinde de Paris'te bir restoranın adını. Güzel. Bizden Sedef İbar'ı şey yapabilir, takip edebilir. Bizim şey fena değil bugünlerde. İtalyan işimiz gayet iyi gidiyor Serra. Kendilerine buradan da gönderebiliriz CD'lerini. Özellikle Türk mutfağını yakından tanıması için bizim sevgili Refika da var. Ve birçok genç şefimiz var ama kendisi bir şeften ziyade bir Fransız pop yıldızı gibi duruyor. Bir Fransız aktörü gibi duruyor. Mesela Jean Reno'nun son filmlerinden Şef'i izledim. Orada bir şef şeyi vardı Jean Reno. İzleyebilmiş mi o filmi? Tu as plutôt un look de popstar ou d'acteur. Il a mentionné donc le film, le dernier film avec Jean Reno. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu as aimé le film? Alors je l'ai vu, j'ai aimé, après je trouve qu'il ne va pas assez loin dans la cuisine. Je l'ai même un petit peu sponsorisé, on a fait gagner des repas chez moi avec le film. Après mon look de rockstar, ça c'est pour faire venir des jeunes à la cuisine, pour leur donner envie d'aller, de faire la cuisine et de montrer que la cuisine c'est pas que un service militaire avec 8 chefs, mais c'est aussi ouvrir son esprit et savoir regarder la vie et en profiter. Et rockstar görüntüm biraz gençleri hem bu işe kanalize etmek diyeyim hem de restorana gençleri çekmek. Güzel. Filmi seyretmiş. Hatta içinde de yer almış bir şekilde. Almış mı yani? Ama çok da bizim hikayemizi de anlatmıyor diyor. Yani işte yani biraz çok... Michelin komitesiyle işte açılan çok çok da keyifli, çok güldüğüm bir hikayeydi. Ben çok teşekkür ediyorum Erik'e. Yarın kendisine mutlaka bir simit Eminönü'nde lütfen yedirin. Simidin yanında tulum peyniri yiyebilir. Güzel bir çayımızı içsin. Bir şey lazımsa beni çağırın. Ben de bir şeyler ısmarlayabilirim. Yine bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman şey yayını? Erik'in belgeseli. Yeni sezon başlıyor. 8 bölüm her cumartesi 18.30'da TV2'de. TV2'de. Tekrarları da pazar günü öğlen saatlerinde. Erik'in Erik'i konu alan belgesel de bu cumartesi. Bu cumartesi hemen izleyebileceğiz. Yani burada hani boş boş konuşacağımıza bence Erik'i mutfakta tezgahın başında görmekte fayda var. Çok teşekkürler. Merci beaucoup. Merci. Merci. Teşekkürler size de. Evet devam ediyoruz. Evet, bugün biraz böyle uluslararası takılıyoruz. Bon Nuve, Setu, Fırat, Son, Film, Avec, Moi. Evet, sevgili Fırat Danışık konuğumuz. Evet, sizin Son, Film, Avec, Sürgün, İnek. İnek. Tamam, bunu konuşacağız Fırat Danış'la. İrem Derici konuğumuz. İrem, çok dikkatle bizi dinlediğin için, kulak verdiğin için teşekkür ediyorum. Bir şeyler kaptın mı şeften?
Anladım, çok güzel. Harika bir konuk olarak kalacaksın. Harika bir izleyici değilsin. Ve Lemi hocamız, Lemi Çelik bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir durumlar? Giderek yakışıklı bir hal alıyorsunuz. Siz futbol emektarları ya da emekli futbolcular. Emekli futbolcu doğru bir deyim mi? Evet, yani veteran diyebiliriz yani. Şübile yapmış futbolcular veya futbol bırakmış eski futbolculara veteran diyoruz. Veteran mı diyorsunuz? Evet, veteran yani. Emekli olunca böyle filan hani daha genciz yani. Öyle yok hayır ya, ben de onu diyeceğim. Tanım olarak diyorsunuz tabii ki. Evet, tanımı ne olabilir diye. Tanım veteran diye kullanıyoruz. Veteran, vegan, vejeteryan yani böyle gidebiliriz aslında ama. Evet, vejeteryan olmak da katkı sağlar çünkü kilo almayız, doğru. Ya şimdi şöyle, siz emekli olduktan sonra genel olarak güzelleşiyorsunuz futbolcular olarak. Yani sahada ne kadar, çünkü biz sahada futbol sahalarında size hep tükürürken, bir taraflarınızı kaşırken, efendime söyleyeyim ve birbirinize yapışırken izliyoruz ama onun dışında bir bakıyorsun muhteşem yakışıklı bir adam karşında duruyor. Tabii orada başbakan gibi. Orada şöyle bir durum yaşıyoruz. Nabız 200 olunca, 180 olunca. Vücuttaki her şeyi rahatsız ediyor. En ufak bir şeyden çok büyük rahatsızlık duyuyorsunuz ve beğenmezseniz de istemeseniz bile o davranışları yapmak zorunda kalıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız da bu artık öyle bir oldu ki tik gibi oldu. Yani mesela burnunu çekiyor, ne bileyim yere tükürüyor gibi. Çok ayağını yere vuruyor. Evet, çok yani, hayırlı salgı şeylerinden bahsetmiyoruz ama sonuç itibariyle bir kere soracağız. Aslında güzel bir şeyim. Hepinizden özür dilerim. Neden tükürürler hocam? Çok sigara içtikleri için, ki sigara sağlığa zararlı. B, hakikaten kondisyon olmadığı için. C, hakikaten dili damağına yapıştığı için. Aslında bunların hepsi solunum yollarını açabilmek için, iyi nefes alabilmek için birçoğunun solunum yollarında tıkanmalar oluyor. Biri burnunda, biri ağzında. Sırf bunların nedeni bu. Yani şimdi bizim kültürümüzde bunlar normal futbolcular için. Ama bizim kültürümüzde inanın futbolcu sahada da olsa gaz çıkarırken biraz çekinir. Yani utanır diğer arkadaşlarından. Ama Avrupalı bunu hiç dikkat etmez. Hiç bakmaz, umursamaz. Bakarsın çıkarabiliyor çok rahat. Maçlardaki yani hezimetlerimizin nedeni bir olabilir mi ya Avrupalı? Yani aşağı yukarı olabilir yani. Tam bilmiyorum ama nedeni olabilir. Evet. Denk geldiniz mi hiç? Aman be, ne çirkin bir muhabbeti doğru gidiyor. Çok özür dilerim, ben sadece merak ettim. Peki yani ağzı burnu tıkalı olanın gol yolları da tıkalı olabiliyor o durumda değil mi? Yani evet, etkileyebiliyor. Tabii o yüzden solunum yollarını açmak gerekiyor. Çünkü bu reaksiyon sürati, düşünün ki kısa mesafede atacağınız çok doğru bir sprintle gol yapabilirsiniz ve dünya kadar insanı sevindirebilirsiniz. Böyle olunca da tabii sporcu her şartta, her koşulda hemen dinlenme, yani aktif dinlenmeye geçtiği zaman hemen solunum yollarını hemen açmak ister. Bir açar. Solunum yollarını açar. Ondan sonra gole giden yollara bakılır. Lemi Hoca'ya niye bu kadar üst üste sorduk? Çünkü Türk futbol tarihinin seyirciyle, ne diyelim, tribünle hitabet sanatını en geliştirmiş elemanlarından biridir kendisi. İyi. Yok, ben ya sadece başbakan diyorlarsa daha ne olsun? Sadece taraftarla değil, gerçekten ben toplumda her kesimle çok rahat iyi iletişim ve iyi ilişki kuran bir insanım. O da önemli futbolda. Önemli, evet. Futboldan sonra daha önemli. Yani eğer bunu futbolculuk yaşamında başarırsanız futboldan sonra katkılarını görüyorsunuz ki bu çok önemli. Çok değerli dostlar, arkadaşlara sahip oluyorsunuz ve uzun yıllar dostluğunuz devam ediyor. Bana göre futbolcuların sadece futbol oynadığı süreçte bu geleceği, futboldan sonraki iyi ilişki ve iyi iletişimlerini ve bunları da inşa etmesi gerekiyor. Yani bunları da düşünmesi gerekiyor. Anladım. Peki hocam, sormaya devam edeceğiz. Fırat, dönelim sana, hoş geldin. Hoş bulduk. Her şeyden önce yani oyunculuğunu dolu dolu biz yaşayan, seni çok izleyen, seven, tükürsen bile seven, yani bütün o şey, bütün offside şey hareketlerine rağmen seven. Sürgün İnek diye bir film şu anda vizyonda, 28 Şubat sürecinde efendime söyleyeyim, sürgün yiyen bir ineğin hikayesi. Hani böyle anlatınca şiir gibi. Gerçek bir olay. Bir gerçek olay, böyle anlatınca şiir gibi falan geliyordu ama iş şiir değil. Trajikomik bir mesele. Öncelikle sürgün ineğin, ineğiyle görüşüyor musunuz hala? Hayır. Görüşmüyoruz. Hayır, görüşmüyoruz. O çünkü da kaldı. Çirkin hareketler yapıyormuş o da. Hocamın anlattığı gibi. Hani sete bırakmalar falan filan. Hayvancıyız. Yani hayvanlarla çalışmak falan zor. Ondan sonra çocuklarla çalışmak zor bir de ondan sonra. Çünkü yani kendiliğinden nasıllarsa öyleler. Tabii gecenin bir vakti muhtemelen stresten falan başlarım böyle sahnenin içine falan dedi herhalde. Bıraktı. Bıraktı böyle. Bıraktı kendini. Oyuncu milleti bırakır mı? İşte
Oyuncu milleti ayrı bırakır. Ha. Evet. O ne yapıyor? Ya o ayrı türlü bırakır. Bu yani. Başka bir program konusu gibi. Evet evet, o bambaşka bir şey. Yani. Peki. Ama biz... karavan diye tutturmadı yani. Bu ha bak anlatabiliyor muyum? Yani bu... karavan çok önemlidir değil mi oyunculukta? Mutlaka olmalı. Çok çok önemlidir. Çok ya ben hani ne kadar karavan o kadar oyunculuk. Odur yani değil mi? Karavan ne kadar büyüyorsa oyunculuk yani ya... Oscar'a giden yollar o kadar evet, açılıyor. Evet, Fırat yani çok hani samimiyetle soracağım. Neden Sürgün İnek? Çünkü Sürgün İnek'te ilk bir şey oldu aslında, dünya görüşleri de birbirinden çok farklı olan oyuncular bir şeyde bir hikayede bir araya geldiniz. Hı hı. Genelde bu bizde çok görülen bir şey olmadığı için ben direkt sen hani bu işi damıtıp anlatabilirsin diye direkt bunu soruyorum. Biz aslında oyuncuların sahip. Dünya görüşü farklı ama anlatılan hikaye galiba ortada. Tam da bunun için yani böyle bir ön yargıyı ortadan kaldırmaya çalışmak için. Tam da bu soru için. Hı hı. Elbette ki film çekildiği dönemde yani hepimizin aklına gelen bir şeydi, bir durumdu bu. Bu ve benzeri sorularla karşılaşıyor olacağımız. Hı hı. Şimdi şu enteresan bir çelişki bence. Mesela işte bana diktatör diyenin kafasını kırarım. Hı hı. Kesin diktatörsün. Çıkış şeyi yok yani bunun demokrasi ancak ve ancak benim dediğimdir lan mesela yani kesinlikle demokrasiden hiçbir şey anlamamışsın ya da işte o herkesi ötekileştiren aşağılık muhafazakarlar ötekileştirmenin en büyüğünü sen yapıyorsundur. O zaman ben bunu söyleyen arkadaşlara soruyorum yani sosyal faşizm nedir yani onların tanımları nedir acaba? Şimdi bir kere bu bizim birlikte olabileceğimiz yer olarak sanat tek alandır bence. İnsanlar başka türlü düşünebilirler. Kendilerini başka türlü ifade edebilirler. Ama bu bu insanlarla aynı ortak bir paydada buluşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bir kere 28 Şubat esprisi var mı acaba? Merak ediyorum yani bu ülkede askeri darbeden ötürü şikayetçi olmayan, acı çekmemiş olan var mı sağ ya da sol olarak? Ben tanımıyorum. Belki ben de tanımıyorum yani ama bu niçin bizim başımıza geldiği zaman bir şeyde meselede bir başkası bundan dert yandığı zaman mesele olmuyor? Mesela çok tweets geliyor bana. Siz nasıl o işte bir sürü hakaret onlarla falan filan şucularla bucularla aynı bir insanın eleştirdiği gibi davranmaya başlaması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Yani. Biz bu muyuz? Yani? Eleştirdiğimiz gibi mi yapalım? Eleştirdiğimiz gibi mi davranalım? Öyle mi olalım yani? Öyle mi olalım yani ne yapalım? Yani, öneriniz nedir? Ayrıca bence yine başta da söylediğim gibi... sanat asıl bunun yeridir yani. Bu ön yargıyı yıkmanın ve işbirliği içinde olmanın yeridir. Bir meseleyi, farklı fikirleri ya da neyse farklı bakış açılarını kişiselleştirmeden, kimseye zarar vermeden konuşabilmenin yeridir, alanıdır. Böyle bir şey yapılmış olmasının... Kasıtlı olduğunu zannetmiyorum ama şimdi görüyorum ki en büyük nedeni tam da bu sorudur işte yani. Yani siz farklı görüşten adamlar bir araya geldiniz aslında yani, çok doğru bir şey bir sanat alanı. Elbette onu da ki bir yani. Alan olarak düşünün bir meydan olarak düşünün. Elbette sanat ki. Sanat meydanında aynı sloganı yani atmıyor. Şey doğru. Çok tuhaf bir şey değil mi? Yani bugüne kadar oynadığım başka sinema filmlerinde de kim bilir dünya görüşlerine olan bambaşka insanlarla çalıştım yani. Ne yapacağız? Yapmayacağız sanat yapacağız. Ne yapabiliriz? Ayrıştıramam sizi. Evet. İyiydiniz. Elbette ki yani. Ben kusura bakmayın ötekileştirmeyeceğim. Yani onlardan olmayacağım. Olmayacağım. Peki öyle bakınca makul bir iş çıktı mı ortaya? Yani Sürgün İneğin en başından beri yani senaryoyu kabul edişimde de böyle bir şey vardı. Ya neden vardı? Şimdi Sürgün İnek ne demek istediğini bilen bir mizah yapıyor. Çok aklı başında. İfrata ve ölçüsüzlüğe kaçmıyor.
Yani mizah yapacağım diye artık yani böyle işte 2020-40 salonda giriyoruz. Lan hepsi bizim falan gibi böyle bir şeye kaçmadan. Bence ahlaklı bir duruşla yola çıkmış ve vizyona girmiş bir film. Çok da hani gişe yani mutlaka vardır. Yapımcısının bir gişe şeyi vardır. Yani şimdi tabii şey de bir tuhaf. Yani bu şekilde bunun gündeme gelmiş olması... şey tabii ki biraz stratejik belki bir mesele var ortada. Yani 28 Şubat'ta vizyona girmesi ve filmin bir 28 Şubat esprisini anlatıyor olması. Ama ya bütün bunun bundan çok daha fazla filmde işbirliği içinde olmayı becerebilen insanların mizahı var. Yani bu insanları ürkütmemeli. Çok doğru. Yani yaptığınız mizahın kalitesi, geçen de konuşmuştuk da zaten Sürgünley'in diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte. Kalitesi ortada, kadro ortada. Evet. Ve yüksek mizah denilen bir şey var. Bu işi ilk kovalayanlardan birisin sen. Hani geniş aile hakikaten o işlerden bir tanesiydi. Ve Gezi ile ve daha sonraki süreçte başlayan bir yüksek mizah algısı artık sosyal medyada çok zirve yani yapan bir algı. Yani mizah eleştirmenin... En terbiyeli yolu. En tatlı, en terbiyeli, en güzel insancılı yolu yani. Ve en güzel silah. Evet. Galiba. Dolayısıyla hani buradan bakınca ineğin sürgün olması hayırlı olmuş en azından. Evet. İnek için olmasa bile bizim Türk sineması için hayırlı olmuş. Ve bunun dışında gerçekten eğlenceli bir film. Çok canım ya gördük yani. Evet. Hani fragmanından öyle, şarkısından öyle algıladık. İrem Derici hayatımıza O Ses Türkiye ile mi girdiniz? Yani fiilen öyle ama öyle bir hani orada... Teorik bir... olarak fiilen öyle, teorikten girelim o zaman. Yani 3-5 kişinin tanımasıyla evet öyle oldu. Fakat yarışmacı mantalitesine girmeyip, halka oynamayıp, mendebur bir halde o sahneye çıkıp, yani rakip Orhan Gencebay söylerken Michael Jackson söylemekle diretip devam edince o yola, halk dedi ki bana git canım sen evine git otur. Kısa dönemli bir şeydi o. Bu benim yapacağım iş zaten yapacağım işti. Fakat yolum düştü oraya. Ama İrem Derici hayatımızla hani o Ses Türkiye ile girmedi. Ya güzelmiş ama yolum düştü oraya çok hoşuma giden bir şey oldu. Arada bir yeteneksizsinize uğradığın oluyor mu? X Faktör'e uğradığın oluyor mu? Yok biraz. Böyle zaman zaman yollar geçiyor mu oralardan? Bir hikaye benim farklı biraz ya. Ben anaya babaya inat gittim oraya yarışmaya. Sen bayağı hani tırnak içinde mendebur dedin. Tırnak içinde hakikaten mendebur bir kadın sanırım. Gerçekten mendeburum evet. Ya anneme de babama da çıkma yaparım giderim orada katılırım şarkımı da söyler oradan dışarı çıkarım. Ya dava şöyle benim başka bir sektörde ilerlememi istedikleri için onların kararları doğrultusunda ben bütün eğitim hayatımı götürdüm. 4 sene sosyoloji okudum üzerine pazarlama iletişim master yaptım. Ha SGK'lı bir iş istemişler anladığım kadarıyla. Reklam sektörüne itmeye çalıştı beni peder kendisi de bir reklamcı olduğu için. önce çok başka güzel. Bir ajansta başladım bu işi yapmaya. İşte reklam yazarlığı yapmaya başladım. İyi kötü işte kafa biraz muzurluğa çalıştığı için tatlı da işler yapıyordum. Sonra baktık tatlı işler yapıyoruz. Peder dedi ki gel dedi el aleme para kazandırmayalım beraber çalışalım. Onun yanına geçtim. Kolektif şey. 6 yaşında konservatuara başlamış, piyano çalan, İyi kötü bir sesi olan ve bu işe aşık bir insan olarak ben bir sabah bakkala gidip geri gelmeyen adam oldum. Ajanstan çıktım. Ve her türlü imkanı maddi manevi tanıdık çevre. Bu adam her şeye sahipken bana bu konuda köstek olup çünkü onun kafasında hala şey pavyon gazino. Hani işte bunu yapmanı istemiyorum gel beraber işte silah arkadaşı olalım reklam sektöründe ilerleyelim. Ama işte ben bunu yapamadım. Sabah kalkıyordum ajansa gidiyordum bir pizzaya bir başlık yazıyordum. Ama önce içim kan ağlamaya sonra da göz pınarlarım coşmaya başlıyordu. Ve şarkı yapsaydın ya Metin yazacağına pizzaya şarkı yapsaydın. Maslak trafiğinde acayip şarkılar yaptım ben abi ya. Yani ajans gel yani değil mi? Git gellerde işte 2,5 saatte eve dönüyorum albüm bitirdim yani. Bu albüm oradan mı çıktı? İki. Ama yok iki, şu ana kadar hiç kendi bestelerimi kullanmadım. İki harika. Şarkı vardı ya adını iki koyduk. Niye? O, çok zeki. Şarkı kimin? Bu Emrah Karaduman Gökhan Şahin ikilisinin şarkısı. Sözler Gökhan Şahin'in, müzik Emrah Karaduman'ın. Yani. Birine mi benzettiniz? Esinlenme. Saydım kaç ölçü diye. Evet bir arkadaşımın çıktı diyeceksin. Sevgi olsun taştan olsun. Böyle bir insan mısın? Yok değilim. Anladım gayet güzel. Zorun ne sevgilim? Böyle bir insan mısın?
Ya bu zorun ne sevgilimin? Gökhan acayip sözler yazmış buna. Çok basit, çok direkt. Hı hı. Hani üstüne düşüyorum, kendini çekiyor, umursamıyorum, olay çıkıyor. Hep bir böyle sanat yapıp şuradan bunu alıp koyma derdi vardır ya bu şarkı sözü yazarlar. Adam çok basit anlatmış. Ulaştırmamış, yani. İşte faktöye girmemiş. Hiç ulaştırmamış. Hı. Yani şey aptal anlatır gibi, mis gibi ya. O yüzden şu an mesela hani acayip bir şekilde listelerde, radyolarda falan filan. Dönüyor, manyak gibi dönüyor şarkı. Çünkü basit abi, düşündürmüyor yani. En doğru şey düşündürmeyen şarkı. Hayır şey, hani bu basit şey basit değil. Hani karşılığı matematiği bayağı basit. Olan basit, anladım. Bayağı matematiği olan basit değil. Basit abi, ben niye düşüneyim ki, şarkı dinliyorum. Böyle böyle yapmalık bir şarkı bu yani. Ha yani ben düşünmüyorum. Anlatsana Savaş. Şarkı bu arada remix rekoru kırıyor. Milenyum'dan günümüze çıkan şarkılar arasında ya bir Boyabat'taki Nenem yapmadı remix. Öyle her gün yeni bir remix çıkıyor. Ve genelde bu remixler standart remixler. Yani çıpıtı 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 diye giriyor. Üstüne beni koyuyorlar. Kimisi mesela 3 metronom hızlandırmış remix diye piyasaya vermiş falan. Bir tane arkadaş neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun yerine takılı kalmış, gerisini almış atmış çöpe ve şarkı şöyle olmuş. Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun, savaş başlatıyor, savaş 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 savaş. 5 dakika şarkı savaş 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 diye gidiyor. Gerçekten bir nenem yapmadı remix ama müthiş bir şey bu yani. Hani güzel besleyici. Çok eğlenceliydi aslında, sana da çok renkli geliyordu. Her sabah YouTube'u açıyorum, 10 yeni remix daha. Bekliyorum, bekliyorum. Feruzan nenem yapmış mı diye, daha yapmamış. Oradan gelecek haberi. O da gelecek. Boyabat'tan bir şey bekliyorsun. Boyabat mix gelecek yani. Peki gayet güzel. Lemi abi futbolculuk mu, antrenörlük, yorumculuk mu? Su mu? Abi, sakar mısın abi? Abi? Kaçar mı be? Çok dar burası ya. Burada bana birisi baraj kurmuş. Ama siz dar alanda kısa paslaşmaz mıydınız abi? Paslaşıyoruz abi, da burada birisi baraj kurmuş. Başını oynuyorsun orada. Abi bugün Fenerbahçeli var galiba. Bugün var ya, harika bir program. Yani, Fenerbahçeli birisi var galiba. Fenerbahçeli baraj kurmuş var abi, maalesef var yani. Of. Ben hariç bir sürü arkadaşımız burada Fenerbahçeli. Maalesef. Oho, bütün çek abi, nereye oynadın gözünü seveyim. Yani keşke başka bir takım verseydin, hepsi onlar çekiyorlar. Abi seni. Tuttuğunuz bir takım var mı? Çok merak ediyorum. Tabii Trabzonspor'lu. Öyle mi? Tamam. Adam tuttuğun takımda oynadın değil mi? Hiç Trabzon'u aldatmadın değil mi abi sen? Yani başka bir takımda oynadın mı şimdi? Oynadım. Abi? Son yıl bir yıl Altay'da oynadım. Ondan sonra bir de hoca, futbolcu gibi böyle bir Ağrı'da bir özel bir görev yaptık böyle yani. Hmm. Orada çocukları futbola intern kazandım. Doktorlar gibi yani, evet, hani bir aynen, özel evet, görevle evet, gittiniz evet, oraya. Orada. Ama Altay'da şeyin, Ege'nin Trabzon'dur. Rahat olabiliriz yani. Orada bir sıkıntı olmamış yani. Yok, olmadı. Bir farklılık. Kaç sene oynadınız Trabzon'da? Yaklaşık 5 yıl altyapı, yaklaşık 15 yılda A takım, 14 yıl profesyonel, 1 yıl amatör, yaklaşık 20 yılım geçti. Abi neredeyse ya emeklilik hani, yani orada başlayıp orada emekli olmak gibi bir duygu. Olduk zaten orada, emekli olduk. Yani günleri doldurduk, 5600 falan. Hani siz futbolcular da var mı öyle şey? Var tabii, sigortalar yatırıyor. Aynı şekilde oluyor, normal emekli gibi. Normalde profesyonel futbolcuların hepsi sigortalıdır, sigortalı işçidir. Yani kulüp onların sigortasını her ay yatırmak zorundadır. Çok enteresan ya, hani... Evet. Onlar da şey alırlar, transfer parası alırlar ama sigorta. Tabii tabii. Alttan asgari... mı yapıyor, üstten mi yapıyor? Vallahi en alttan yapılır. Asgari ücretten. En alt, evet en alt. Vay arkadaş ya. Aslında o yüzden bitikmiş ya futbol camiası. Baksana. O yüzden birçok futbolcu örneğin emekli olduktan sonra en düşük emekli maaşını alır. Abi çok üzüldüm. Tabii yani. Sosyal iletişim çok önemli diyorsun yani. Evet. İletişimi kurmak. Az önce içeride futbolla ilgili sendikayı konuşuyorduk. Evet. Fakat tabii kanunlar müsaade etmiyor. Rahmetli Metin abi, Allah rahmet eylesin. Metin abi bu konuda Metin, biraz şeydi galiba. Metin Kurt tabii çok görüştük. Kurt, fakat kanunen olmuyor. Yani kanunun değişmesi gerekiyor. Hı. Kanun değişmek de çok zor. Yani futbolcu sendikasını kurmak için, bir takım haklara sahip olabilmek için. Başka ülkelerde örneğin İspanya'da futbolcular birliği var, çok güçlü. Yani çok güzel örgütlenmişler. Hmm. Orada karar alıyorlar ve maça çıkmıyoruz. Örneğin diyelim ki İspanya'da Barcelona'lı bir futbolcuya Barcelona bir haksızlık yaptı. Hmm. Ve oradaki futbolcular bir araya giriyorlar ve bu hafta maça çıkmıyoruz. Bitti. Ve hemen futbolcunun hakları neyse hemen yerine getiriliyor. Bunun gibi tabii Türkiye'de Profesyonel Futbolcular Derneği var ama maalesef dernek olarak kalmışlar. Hiçbir işlevi yok. Kanarya Severler Derneği lokali gibi aynen öyle. Çalışıyor. Evet. Peki yani şöyle bir şey olabilir mi ya? Mesela hani futbolcu sendikalı oldu diyelim ve sadece bir santrafor sendikalı ama diğerleri sarı sendikalı öyle diyelim. Diğerleri sendikasız. Sen kişisel olarak grev yapıyorsun ve greve şey kararı verdin. Tam da oyunun ortasında karar verdin. Geldi top, ne diyeceğim ben grevdeyim diyebilme hakkın var mıdır? Orada öyle bir şey olmaz. Sen böyle bir şey oldu ama. Müsabaka öncesi bu tür grevler veya işte böyle ortak eylem kararları alınır. müsabakaya çıkılmaz veya dediğim gibi bildirilir.
Yani iki gün önceden biz böyle bir karar aldık. Müsabakaya çıkmayacağız. Siz de gerekeni yapın diye kulübe bildirilir ve onlar da gerekeni yaparlar. Anladım yani öyle. Müsabaka ya, içerisinde olmaz. Müsabaka içinde olmaz. Zaten o grev kırıcılar hemen devreye girerler diye korkarım ya, ben. Uzatmalarda mesai falan gibi bir... Öyle şey değil mi? Ya 90 artı 4 oynamış mesela 10 fazla mesaisini. Federal Castro'nun hayatını okurken biliyorsunuz belki mutlaka herkes biliyordur. Toprak ağası bir ailenin çocuğuymuş Federal Castro. Hı hı. 12 yaşında ilk işçileri babasına karşı oy örgütlemiş. Benim başımda böyle bir olay geçti. Benim abim apartman yaptırıyoruz işte evlenecek. O ara işçileri var. Diğer küçük abim geliyor işçiler örgütlüyor. Diyor ki bu sizin diyor, hakkınız yiyor diyor. Sizin diyor emeğinizi vermiyor diyor. Sizin günlük ye emeğinizi 20 lira. Ama diyor bu sizi sömürüyor diyor. 10 lira veriyorsa diyor. Diyor ki işçiler abi ne yapacağız diyor. Grev yapın diyor. Tamam mı? Abim de oraya evlenecek tabii. Bir an önce evi yetişmesi lazım. İşçiler geliyor abim çalışmıyor. Yani, niye çalışmıyorsunuz? Biz diyor grevdeyiz diyor. Oğlum ne grevi diyor siz ne anlarsanız grevden diyor. Ondan sonra yok diyor sen bizim hakkımızı yiyorsun. Bizi sömürüyorsun. Bizim yemeğimiz 20 lira sen bize 10 lira veriyorsun Kenan abi diyorlar. Ondan sonra bir iki gün böyle geçiyor. Abim tabii diyor gidip geliyor. Ya oğlum çalışsanız da diyor. Yok evinize gidin gitmeyiz diyor. Burada kalacağız diyor. Tabii birkaç gün sonra aç kalıyorlar tabii. Abim geliyor oğlum niye çalışmıyorsunuz derdiniz ya Kenan abi bilmiyorsun ki diyor Ali Kemal abi bizi gidip gelip dolduruyor işte siz işçisiniz işçi hakları var işte grev yapın işte hakkınızı vermiyor bu şey diye abim diye filan tabi akşam eve geliyoruz büyük bir cürcüne ulan diye örgütleyecek başka kimseyi bulamadım aile içinde baya böyle farklı görüşler varmış ama keyifliymiş çıktı mı apartmanı bari çıktı 3 ay sonra düğün vardı yetişti yani iyi güzel düğüne yetiştiyse bizim masa halloldu mu çocuklar yani bir iki şey göstereceğiz ama okey mi? Ha gösterebiliyoruz bir şey. O zaman senle başlayalım Gökhan. Senden bir şey gösterelim ve sürgünlüğe geçelim oradan da. Hadi bakalım. Ne geceydi ya? Olmadı mı? Olmuyor mu? Ha, bu gece olmuyor. Hı, yapamayacağız. Olmadı mı? Kırılmasından çıkıyor mevzu. Hangi büstün? Atatürk büstü. Atatürk büstü mü kırıldı? He mi? Sarı kız operasyonu başladı. Yine kırdı diyorlar. Şampiyonlarla mampiyonlarla yıkarım ben böyle. Cıbış cıbış cıbış. İyice dellendi Şevket. İnekten büsten büsten kimseye bahsetme. İkiniz de hapse atarlar. Bak Nihat bak. Sarı kıza bak. Ben geçen gün de evet demiştim. Evet lan o. Bir de başımıza müfettiş çıktı ha. Banyonuzu kullanabilir miyim? İstediğiniz gibi çöldürebilirsiniz. Aman! Mozart! Mozart! Lan ne bu zart zart? Aha, ezanı Türkçe yaptılar. Burada efendim çok garip şeyler oluyor. Cuma'yı cumartesi ikindi serinliğine almışlar. Kime ya? Yesene yemeği, üstünün oraya. Sarı kız gebeymiş. Kimden gebeymiş? Şu adam. O kızın tekinden. Anarşist bu hayvan. Asi inek. Sen inek keseceksin. Ne yapıyorsun lan? Sen gece gece kahve mi yedin ya? Katiller! Yakadan! Seleyna! Gitti! Bir ineğin üstüne de bu adam gedirmez yani. İstanbul'dan geliyoruz. Sarı kızın yanındayız. Sarı kız kim ya? Yakında köyün ortasında tanklar geçerse işin ehemmiyetini o zaman anlarsınız. Sarı kız köyüne geri dönecek. Sarı kız mı? Ne? Ula! Bu işin sonu darbedir darbe. Memleket kaynıyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok yahu. Evet, Sürgün İneğin fragmanını izledik. Bu sene, özellikle bu sezon Eylül'den bu yana bayağı bir komedi filmi yaptı. komedi filmleri de acayip gişe yapmaya başladı. Evet. Çok enteresan bir şey. Birincisi izliyor musun vizyona giren filmleri? Yani takipçi misindir? Yani, yoksa hani işimi yaparım, kendi işime bakarım. Yani takipçiyim, evet. Takip ediyorum. Mümkün olduğunca elimden geldiğince. Recep İvedik'e gittin mi? Evet, gittim. Nasıl buldun? Şaşırtmadı beni. Beklediğim gibiydi. Hı hı. Ondan sonra. Düğün derneğe bir baktın mı? Düğün derneğe gitmedim. Daha gidemedin ona. Evet. Sürgünün ek nasıl gidiyor gişede? Vallahi iyi gidiyor diyebiliyorum. Bize öyle bir bilgi geldi diyorsun. Yani ikinci
sıradaydı. Hı hı. Ondan sonra işte Recep İvedik Sürgün İnek diye devam ediyordu. Güzel. Öyle diyebiliyorum. Senin çektiğin film nasıl gidiyor? 9 Mayıs'ta vizyonda o da. Bildiğin 9 Mayıs yani. Bildiğin 9 Mayıs. Bildiğin 9 Mayıs. Hiçbir şey kalmadı. Ya ben Ekim falan bekliyordum ama Mayıs. Yok değil. Mayıs ayında Karınca Kapanı. Karınca Kapanı. Giriyor vizyona. İşte sen de geldin. Ya ben de oynadım. Evet sen de. Ya onu ben... Mesut Yer'i oynadın bize ya, sağ olasın. Evet ya Mesut Yer oynadı. Evet. O da enteresan bir durum. Karınca Kapanı da konuşacağız şimdi. Sürgün Ney'in gerçek haberini izledin mi hiç? İzledim izlemez mi? İzledim. Ya biz CNN'de yayınlandı bu haber. Gerçek bir haber. Dilerseniz o haberi bir verelim. Sürgün Ney'in meselesi nasıl çıkmış onu konuşalım. Abi bu arada senin bir ismin var mı? Mert hoş geldin aramıza. Gitarınla hoş geldin. Yani giderek karşımda Desperado gibi bir adam evet, görmeye başladım. Dolayısıyla birazdan o şey gitar silahı dönmeden ona hoş geldin demeliydim. Sürgün İneğin haberi. Bu yaşandı. Bunun üzerine bir film yapıldı. O filmde Fırat Tanış oynadı ama Fırat Tanış sadece o filmde oynamadı. Bir sürü şey daha konuşacağız. Görelim lütfen. Hayvana bir şey diyemezsin ki. Ne yaptığını da bilemez, bilmez de. Ki bunun için ben hayvanı şahsım olarak suçlamadım. Ömer Ateş böyle söylüyor ama Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadir Uşağı Köyü İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü kıran Gülsüm, bu hatasının bedelini gönüllü sürgünle ödüyor. İneğinin büstü kasıt olmadan kırmasına rağmen ceza almaktan korkan sahibi Gül Kılınç, çareyi Gülsüm'ün yakınlarının bulunduğu bir köye göndermekte buldu. Size ceza gelir filan ifademizi geldi aldılar söyledik. Kaza inayanı kırdı. Bütün köylülerin ifadesinin alınmasıyla sahibi Gül Kılınç'ın korkusu artınca Gülsüm'e yol göründü. Yeni adresinin ismi de dikkat çekiciydi. İnek Pınarı. Kırılan büstle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Seyit Reşitoğlu da Gülsüm'ün kırdığı okul bahçesindeki alçı büstün dayanıksız olduğunu tespit edildiğini belirtiyor ve daha sağlam bir büst yapılması için harekete geçildiğini söylüyor. Gülsüm açılan soruşturma nedeniyle değerinin altında bir fiyatla sürgüne gitti. Ama yeni sahibi Ömer Ateş'e göre Gülsüm sürgün olarak gelse de artık huysuzluk yapmıyor. Evet, İnek Pınarı'na sürülen Gülsüm sürgünden yaklaşık 2 sene sonra dünya değiştirdi. Sonuç itibariyle öyle olmuş. Onu da öğrendik Fikri takip açısından ama sarı kız olarak bundan sonra hatıralarda kalbimizde hep yaşayacak. Hayatında hiç sürgün yedin mi usta? Bir yerden bir yere. Zorunlu olarak ya git buradan burayı terk et gibi bir şey olabilir mi? O da olabilir. O da bir nevi sürgündür tabii, yani. Tabii tabii yemez olur muyum? Yedim tabii. Oo bayağı böyle. Nasıl hissediyor insan o sürgünü yiyince? Kötü hissediyor tabii. İnek gibi. Of. Kimi zaman değil mi kimi gerçekten? Zaman. Kimi zaman. Neden? Yani biraz şey rahatsız bir adam mısındır? Mesela hani. Yok ya herkesin başına gelebilecek şeyler. Yani sevgilinizin sizi kovması bile. Atıyorum yani. Doğru bir sürgündür aslında. Bir sürgündür yani. Peki. Ya da sevgilinizin evine gitmek bile bir sürgün olabilir değil mi? Bak böyle düşünmedim ama yani, o biraz gönüllü sürgün oluyor. Yani bilemem yani işte hayat nasıldır bilemem ya. Yani. Peki iyiymiş şu sıralarda senin için. Maşallah. Her şey yolunda. Maşallah diyelim. Yani benim hayatımın en şansım yani. Benim meleğim, eşim ondan sonra bir de bebek bekliyoruz. Temmuz. Ne diyorsun? Hoppa gecenin bombası. Ne? Gecenin Temmuz bombası. Ayında. İnşallah ya. O senin bütün çocuklar üst üste doğacak bu durumda. Ya evet bu yıl böyle acayip bir şey oldu yani. Bereketli bir yıl. Evet. Bereketli. Çocuk da şey bereketiyle gelirmiş. İnşallah. Bir patlıyor karınca kapana. Uf. Ya abi ben sadece şey olarak düşünüyorum. Yani bir dönem babalık yaşamış bir adam olarak. Bir dönem dediğim yani erken dönem babalığı şeydir. Çocuk bezidir. Yani babalık algımız çocuk beziyle başlar. Lemi abi vardır herhalde çocuğun. Var, evet. Allah bağışlasın. Bir 3 senen öyle geçer. Çünkü o seni bitirir. Bütün sermayeni göçertir. İlk 60 yılı falan zormuş. Öyle. Yani evet yani ben şu anda hani 21 yaşında sonraki bölümleri şey yapıyorum ama o ilk 3 sene bütün filmlerin çok iyi gişe yapması, bütün dizilerinin seyredilmesi, bütün şarkılarının atıyorum Justin Bieber'a satılması falan filan lazım. Yani öyle bir şeyle gelsin inşallah.
Yani aman öyle bir şey de gelmesin. Yok Justin istemez diyorsun. Yok, en azından Justin o kalsın yani. Her şeyin çok sattığı, her şeyin çok perfect bir şey olduğu bir yer yani. Orada bir sakatlık var demektir. Bir yani. Fenalık vardır. Yani, evet. Doğru diyorsun. Her şeyin çok olduğu yerde bir fenalık evet. oluyor o kesin. İrem, Hülya Avşar'ın müzik yaşamına büyük bir etkisi var mı gerçekten? Yoksa hani ben sadece şey bizim etörün yalancısı mıyım? Müzik yaşamıma değil. Fakat ben çok negatif, hemen küstüm oynamıyorum tadında bir insandım. Hani benim karakterimin üzerinde etkisi var. Çünkü gerçekten dünyada gördüğüm en iş bitirici, en pozitif, en böyle bir... Böyle küçük bir iğneyi sokup çıkartıp sana bir lafıyla, bir cümlesiyle ne oluyor ya, ne yapıyorum ben, etkisi yaratabilen bir kadın. Ama müzik, çünkü öyle bir paylaşımımız da olmadı yani, dediğim gibi. Hem tarzlar çok farklı, hem öyle bir yarışmada fazla bir vaktimiz olmadı. Ama şu an şey yani, hani hayat koçu diyebileceğim kadar hani tatlı bir yeri var bende. Yani çöktüğüm hayat anda... Hayat koçları ne yapar ya? Ne, çöktün mü çıkartır. Öyle mi? Yani moralman çöktüğümü çıkartır. Arada bir güzel yönlendirmeler verir. Sezen Aksu'ya kim yönlendirdi seni? Sen mi kendini sevdirdin? Benim ilk şarkı Melih Kibar'ın son bestesiydi. O şarkıdan sonra bir gün Samsun Demir'den bir mesaj geldi. Mail kutunu aç hemen diye. Açtım. Sezen Aksu ana hitin ruhuna yazıyor. Ya hani bir insan bir şey yazar, bu şarkıyı sen seslendireceksin. Ya da sen back vokal yapacaksın. Ya da atıyorum başka bir şey. Bir dinledim ettim falan dedi. Peki dedim bu nedir yani? Hani niye geldi bu bana? Çünkü anlam veremiyor bir yeni yetme, bir popçu, bir şarkısı var. Ana Hit'in kim şey olduğunu biliyorsun tabii. O anda bilmiyordum işte. Anda yani şarkı dinlemeden baktım hemen. Madam Ana Hit. İşte Çiçek Pasajı'nın en güzel, en hoş, işte kırmızı rujunu sürüp akordiyonunu çalıp bütün o insanları eğlendiren sanatçılarından biri ve Sezen Hanım'ın da çok yakın dostuymuş. Onu kaybettikten sonra zaten bu şarkıyı yazmış 2004-2005 yılında. Ya ben Sezen Hanım'ın sesinden dinledim şarkıyı. Vapur bekliyordum iskelede. Şöyle bir çöktüm, bir mahvoldum. Ağlıyorum mağlıyorum ki ben öyle kolay ağlayan bir tip değilim. Ya öyle bir his, öyle bir şey yok yani. Hani ben çöktüm orada, mahvoldum. Nasıl bu kadar kötü şey? Bu kadar da kötü. Ya Sezen yorulacak hiçbir şey. daha sonra şey dedi Samsun Bey, biz bu şarkı Sezen Hanım'la senin sesinden bir dinlemek istiyoruz. Zaten benim ilk şarkıdan sonra hiç hani böyle bir patlama portlama, hiç öyle bir durum olmadı yani. Hani öyle bir şey yapmış kızcağız falan yaptı insanlar. Fakat bu işte Sezen Aksu'nun şarkısından sonra ben ki Çiçek Pasajı'nda çok giden bir insan olarak Madam Ana Hit'i tanımıyorsam, yani bu dinleyecek genç tayfa nereden tanır ve ya bu salaklar bu şarkıyı hit olsun diye mi adını Ana Hit koymuşlar gibi çirkin esprilere maruz kalmayalım diye şarkının adını değiştirdik. Reklamcı kafası. Tabii şarkının adını değiştirdik ve ne yaptık? Düşler Ülkesi'nin gelgit akıllısı yaptık. Çünkü şarkının nakaratında ben Düşler Ülkesi'nin gelgit akıllısıyım, ayrılık hakikaten sonradan koydu bana diyor. Şarkının ismi bu mu? Düşler Ülkesi'nin gelgit akıllısı. Büyük tepki aldı. Kimisi sırf dalga geçmek için dinleyip daha sonra çok büyük yara alıp şarkının müptelası oldu. Kimi bu ne yahu, roman adı mı? Gibi bir sürü durumlar oldu. Ama şarkı 23 milyon tıkı geçti. Muyap tarihinin en çok izlenmiş, dinlenmiş 10 videosundan beri. Beri'yi bunun remixini Boya Batlı teyzem yaptı mı bunun remixini? Yapamadılar. Yapamadılar. Acayip bir şey yakaladık yani bu şarkıyla. İrem Delici diye bir isim ortaya çıktı. Hani kimisi benzetiyor, sesi buna benziyor, o falan. Ya mesela Demet Sağroğlu diye 6 ay şarkı dinleyen adam biliyorum. Öyle mi? Ya da Emel Müftüoğlu falan zannedip. Bir 90'lar tınısı yakalıyorlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Bizde çok tatlı öyle benzeşmeler oluyor biliyorsun değil mi? Yani 1,5 saat boyunca programı izleyen geçenlerde bir izleyicimiz Zeynep Kaselini'yi Sertab Erener olarak izlemiş. Canım. Ya ve sonunda Sertab Hanım'a bir sorum olabilir mi eğer istesin diye. Şey yapınca olabilir. Şu anda seni ne olarak izliyorlardı diye merak ediyorum ama. Nuray Afiftaş. Ciddi misin? Büyük benzetiyor. Gözden kaybedersin yalnız. O onun renk çok şey. Olsa renk. Göz rengi. Zaten öyle bir göz rengim olsa. Babadan yardım alıyor musun ya? Hani bu işler sonuçta şey hani marketing işi. Yani böyle bir sektöre girdiğin zaman marketingin de kuvvetli olması, reklamının, PR'ının, bilmem neyin, bir sürü şeyin kuvvetli olması lazım. Herhalde babada İlk bir şey. İlk başta köstek olan canım babam, o baba. Şu an o baba büyük bir dönüş yaptı 180 derece. Sana şimdi pizza muamelesi olmasa, yapıyor. O baba olmasa ben şu an gerçekten ne hani bir böyle güzel bir aranje yaptırabilirim bu şarkıya. Hani sonuçta bu işler hani bayağı al ver. Ha güzellik yani. Yapıyor. Ha şey yani.
O güzellikler durdu çünkü Allah'a şükür ben kendi paramı kazanmaya başladım. Hay maşallah. Yatırım kısmını biz kapattık artık. Tamam. Şey finans yani, bitti. Finans bitti ama bu adam Türkiye'nin işini en iyi yapan adamlarından biri. Hani babanı da söyleyelim abi, Hulusi Derici. Tamam canım, gizli değil. Hulusi Derici zaten öyle bir durum yok zaten. Ah, torpilli İrem yahu. Hulusi Bey'den. Tabii tabii. Öyle var mı torpil? Yaptın baban da biraz. Yani acayip. Yalnız İrem Hanım olumsuz bir şey olunca peder diyor. Ha. Olumlu bir şey olunca baba babacığım diyor. Yani, babacığım diyor hemen değil mi? Hemen babacığım diyor. Yani süper. Benim de kızım var aynı böyle. İyi bir şey verince tamam babacığım ama olumsuz bir şey olunca hiç yaklaşmıyor. Yani bence, demek kız çocuklar aynı yani, belli oldu. Ben anladım. De zaman makinesinde gibiyim zaten şu an, böyle bir bak evet. Böyle gidip yani ileride neler olabilir yani? Ne olabilir ya, neyle karşılaşacağız? Bir durum var. Şimdi bir baba oğluna kebapçı açtığında torpilli olmaz o çocuk. Sonuçta bir yatırım yapılıyor ona, o kebapçı ona açılıyor. Fakat gemi aldığında o her şeyi anlayamazsınız. yani müzikte böyle bir durum var. Hani şey, Cici babası albüm yaptı ona. Bir albüm yapmadık, single yaptı. İkincisi şu an her apartmanda iki şarkıcı falan var. Her gün yaklaşık 50 tane single ya da albüm çıkıyor. Ve emin olun yarısından fazlasını o cici babalar yapıyor. Ha. Tutuyor mu abi? Tutmuyor. Benle aynı anda 15 kız falan çıktı. Hı. Neredeler? Doğal seleksiyon. Tutmuyor abi yani. Hani şeylerin dökülmesi lazım bir, ki. Bir farklılık, bir şey lazım yani. Hı hı. Ve bitti artık. Hani o pederden kaynaklanan mangır olayı kapandı. Anladım işte. İrem'im, senin farkın ne gülüm? Bilmiyorum abi. Hani tüm bunları atlattım ama kendimi hala çözebilmiş değilim. O mudur ben yani? Kendimi biliyorum. Ben kendimi çözdüm. Fakat tamam. Ve benim en baştan beri sıkıntım şey hani pop yapıyorum. Ruhumu popa sattım. Çünkü ben yıllardır gerçekten caz dinleyen, caz söyleyen biriyim. Fakat şöyle düşündüm bir gün. Şimdi ben bu müziği yapsam benim maksimum 1000 kişi, 2000 kişi dinleyecek. Bir konser vereceğim. Kemik bir kadrom olacak ama onlar olacak. Daha başkası olmayacak. Dedim ki madem Nardis'te yapacağım çıkacağım, bu işi, başka bir yerde çıkamayacağım. Madem yapacağım bu işi dedim. Ya bırak dedim Allah aşkına dedi, yap hani. Hı-hı. Ne kadar çok insana nereden ulaşabilirsin? Pop'tan ulaşabilirsin. Hı-hı. Pop yap dedim. İlk başlarda şey durumum vardı. Ay ben ruhumu popa sattım. Niye yaptım bunu falan filan. Pop öyle bir şeymiş ki. Adamı böyle hop diye alıyor. Hortum gibi beni yuttu şu an. Yani farkın ne diyeceksin? Müzik kalite olarak hiçbir farkım yok. Hı-hı. Pop. Yorum olarak küçük ufak tefek farklarım var. Fakat benim galiba en hani bu dinleyicinin beni bu mendeburluğuma rağmen kabul etme sebebi herkesin dilinde olan o tırnak içindeki samimiyet değil de hakikaten bir hani neysem oyumun suyunu çıkartmış durumdayım. Çünkü aksini yapamıyorum. Yani bir rol gibi bir durumum yok. Galiba oradan yürüyorum. Oynamayı yani. Da becerebilirsin aslında. Tiyatral bir şeyin var yani. Bir yapın. Yani ama işte bir profil, mizahi yani bir absürdizmi çok seviyorum ben abi. Absürt şeylerde falan filan ama oynayamıyorum yani. Hani hmm. Ya kelimelerle oynarım, vücudumla oynamam diyorsun. Yapamıyorum. Onu dediğim gün inşallah ölürüm yani. Hmm. Bütün elleri havada görmek istiyorum. Yapamam, yapamıyorum. Yani mesela şeyi demiyorum. Ya hayır abi yapmayacağım. Mesela şey demiyorum. Yarın akşam Mesut Yarın konuğuyum. Lütfen ekran başında olun değil de işte yarın akşam burada Laf Çok'tayım. İzlemeyenin saçı yansın falan. Bu benim elimden klavyeden böyle çıkıyor. Hmm. Bunu engellemek istemiyorum. O genetik bir şey ya. Bunu yani engellersem hiçbir farkım kalmaz ve zaten hani fast food gibi bir şey bu pop müziği. Yani şimdi bir genç kitle beni bir şekilde aldı, dinliyor, yükseltiyor ama o aynı genç kitle 3 gün sonra diyebilir ki git yenisi geldi. Sen nesin ki? Yani bu tip şey travmalara da hazır mısın? Büyük hazırım. Büyük hazırım. Bileledim kendimi, geliyorum ben ya. Hazırım. Ben her şeyin en kötüsünü düşünüp en kötüsünü herkese empoze edip sonuçta bir güzel bir başarı yakaladık mı böyle güzel oldu diyen bir insan olduğum için hep en kötü senaryoyu düşünen bir insanım. Dilerim her şeyin en iyisi başına gelir. Soyunma odası anılarınız var mıydı? Dün akşam Engin Berel üstadımız buradaydı. Engin abi, Engin Berel biliyorsun efsane. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncusu. Ve Fransa sanıyorum Nant'ta oynarken Fransa Başbakanı'nı çırılçıplak el sıkışmış. Fransa Başbakanı ziyarete geliyor. Engin abi de çıkıyor havuzdan. Gayet güzel. Bir de fotoğrafı da var. Böyle çırılçıplak. Başbakan böyle kalmış, bakanlar kurulunu şöyle görüyoruz. Çok enteresan bir şey. Böyle tatlı anı. Ya adam da yapabilecek bir şeyim yoktu. Biz orada havuzda çimiyorduk diyordu. Şeyde var mıdır sizin soyunma odası anı? Tabii ki soyunma odasında çok anımız var. Yani hani iki kişinin bildiği sır değildir ama soyunma odasının ne bileyim. Anılardan yani? Daha çok sporcuların genelde futbolcuların soyunma odası takıntıları vardır. Nedir abi? Hepsinin. Örneğin birisi krampondan şikayetçidir. Bakarsanız saatlerce krampon düzeltmeye çalışır.
Biri şortunu bir türlü beğenmez, gider aynana karşısına. İki dakikada bir şortunu düzeltir. Öbürü saçının değişmesi, saçının telini alır böyle saatlerce saçının telini oynar böyle aynanın karşısında böyle. Allah Allah. Herkesin böyle psikolojik böyle. Klasik erkekler tuvaleti evet, yani. Böyle bir şey var. Gibi yani. Bir şey söyleyeceğim ama sizin döneminizde şeyler, şortlar bayağı bir diz üstüydü yani. Bayağı böyle şey tatlı böyle kısa kısa girer çıkardın. Hani futbolcu bacağı denilen bir şey vardı. Şimdi onu göremiyoruz biz, futbolcu bacağı diye bir şey. Tabii o zaman bir de şu vardı. Çorapların yukarıya kadar çekme zorunluluğu yoktu. Biz genelde bilekte bırakıyorduk bilekte çorapları. Bilekte bırakıyordunuz abi ya. Şortlar çok kısaydı böyle zaten. Aha. Bacaklar çıkıyordu. Bacaklar ortada böyle taş gibi bacaklar bilmem ne. Biz öylerdik ha, futbolcu yani, bacağı varsa. Öyleydim. Yani böyle. Soyunmada suyla bir anım şöyle. Aslında Bursa Spor'a karşı oynuyoruz. Palaş diye bir oyuncu var. Brams hocamız bana diyor ki sağda diyor işte Palaş'la adam adam oynayacaksın. Ben ön libero oynuyorum. Palaş ofansif orta saha oynuyor. Normalde benim karşımda olması gerekiyor. Fakat maç başladı. Ben Palaş'ı bir türlü göremiyorum. Adam sağdan gidiyor. İki çalım atıyor. Bir vuruyor. Top direkten geri geliyor. Geçiyor sol tarafa. Sol tarafta Erhan diye bir arkadaşımız vardı. Onu geçiyor. Bir vuruyor. Kaleci Metin Mert'in göğsünden dönüyor. Bunun gibi iki tane daha Palaş pozisyon yaratıyor. Ama adama ben hiç görmedim. Ve hiç adama rastlamadım bile. İlk yarı normalde Bursa Spor 4, Trabzonspor 0. Şimdi gidiyoruz tabii koridora doğru böyle. Ulan dedim şimdi devre nasıl olacak? Hoca bana diyecek ki Palaş'ı tutmadın. Sen ne yapıyorsun? Ben sana ne görev verdim? Ne yapacağım, ne edeceğim? Baktım Palaş önümden gidiyor. Neredesin lan dedim. Bir kaptım onu. Ne oldu? Ne oldu lan? Gel lan buraya dedim, tamam mı? Bir salladım onu böyle. Baktım sağma solma Söner var yanında. Söner gel lan buraya. Bak dedim içeride hoca sorarsa Palaş tuttum, bir de tuttum lan, tamam işte. Bak sen de şahitsin. Hadi lan git dedim, tamam. Ya, güzel. Orada Palaş'ı dövüyorum diye bütün Bursa Sporlar saldırdı. Ne oluyor falan filan şimdi. Hadi git lan dedim, şimdi nereye gidersen git dedim, böyle gönderdim. Soyunma odasına girdik. Tabii ben kaçtım tuvalete. Girdim çıkmıyorum. Tabii sen oradan bağırıyor. Lemi gel diyor. İşte bu tabii orada bir şey bu diyor, yabancı olduğu için. Bu ne çocuğu diyor ki sen gelmeden konuşmuyor diyor. Lemi diyor gel diyor. Konuşsun diyor adam diyor. Ya da gelmeden konuşmuyor. Kaçtık soyunma odasından sonra. Eyvallah. Ondan sonra iki dakika kaldı. Çıktım dışarıya. Başladı bağırıp çağırmaya. Dedim bir dakika dedim hocam dedim ya. Bir dakika. Şahidim var dedim ya. Sor dedim sonra dedim. Tuttu mu tutmadı mı dedim. O da dedi ki hemen hocam dedi tuttu ama dedi koridorda tuttu deyince tabii soyunma odası böyle bir koptu. Hocam çok enteresan senin anıların var. Mesela anılarında çok detaya giriyorsun. Mesela elimizde bir videom var. Bayıldık biz o videona. Sabri Uygan'ın mesleği bırakması değil mi? Bir bakabilir miyiz? Sabri Uygan'ı bilirsiniz yani, futbol spikeri. Hatırlarsınız herhalde. Görelim lütfen. Geç saat oldu artık. Bakın Türkiye'nin en iyi hastanesi şu an oradaki, yine söylediğim adını, Beşiktaş'ın. 30 katlı bina orada Residence. Türkiye'nin en iyi home ofisi, bir numarası şu an Beşiktaş'ın. Yaklaşık 10 bin metrekare bir alan market Beşiktaş'ın. Bak. İpotekti bunların hepsi. Market deyin. Bak hala isim söylüyorsunuz. Ama söylemek evet. Zorunda kalıyoruz. İnsanlar ama bilmesi hayır, gerekiyor. Söylemeyin. Yani rütbeye ya, bağlıyız. Yapmayın tamam. Gözünü seveyim. Şimdi orada şey var. Ne o? Mesela Mart. Sen 5 yıl abi orada oturmuşsun belli yani. Her şey Mart. Abi hala isim veriyorsun Lemi Çelik. Yani orada şunu atmaya çalışıyorum. Marka söylüyorsun, bunlar yasak. Yaklaşık orada bunların haricinde en az büyük bir otopark ve 6-7 tane daha Beşiktaş'ın. Otopark para etmedi, orası yıllarca boş kaldı. Aslında bıraktı değil mi mesleği? Dün akşam programımız vardı, tam bıraktı. Vallahi. Ya akşam saha içerisindeki futbolcu psikolojisini konuşuyorlar. Güzel. Yine işte TVN programı yapıyoruz. Bütün konuşma 20 dakika. İşte Mehmet Baransu'yla Büyüşah Gencer konuştu. Sabri bana döndü böyle yaptı. Lemi hocam isterseniz konuyu size toparlayın dedi. Ya dedim 20 yıl boyunca bu işi sahada yapan, yaşayan benim. Bu insanları sen burada, bunların ikisi yapmamış, yaşamamış. Bunları 20 dakika burada konuşturuyorsun. Bana diyorsun bu işi toparla. Neyi toparlayayım dedim diye Sabri Uygan dün akşam. Ama bir şey söyleyeceğim. Futbolcu psikolojisini futbolcu olmayanlara sormaları da enteresanmış yani. Yani hakikaten. Şimdi orada 20 dakika onları konuşuyor. Bana diyor ki Lemi diyor sen diyor bu işi toparla diyor şimdi. Ya neyi toparlayacağım? Hocam toparlar mısın hayatta böyle? Ya sana başbakan, lakabın başbakandı. Sen siyasete atıldın mı? Atıldım bundan 5 yıl önce. Gün gören Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adaydım. Ve çok başarılı geçti orada. 20 bin oyu, 50 bin yaptık. Çok iyi. Çok müthiş bir başarı performans. Bu sefer niye olmadı? Yani girmediniz siyasete. Bu sefer girmedim. Çeşitli bir takım nedenler vardı. Belli süreçlerde girmemem gerekiyordu ve uzak durdum. Peki başbakan olacak mısın gerçekten? Çünkü bir gün ben başbakan olacağım demişsin. Aslında niyetim öyleydi. Fakat
dünyadaki başbakanları görünce artık başbakan olmaktan, hatta belediye başkanı olmaktan bile vazgeçtim. Ha, o kadar yani. Ya, o kadar yani. O hale geldik. O hale geldik yani. Peki, şey, kediye nafaka devam ediyor mu? Kediye nafaka devam ediyor. Yaklaşık 8 yaşında. 8 yıl daha herhalde ödeyeceğiz. Çünkü 16 yıl yaşayabiliyor. 16 yıl. Ya bazıları 20 yaş, 22 yaşı görüyor. Yandın hocam. Geçen bir arkadaşım teklif ediyor. Ya Lemi diyor, çok parası kaldım diye şunu kaçırayım da şu 500'ü bana yatır diyor. Ya bildiğim, biliyorsunuz değil mi? Hayır, Lemi hoca kedisine nafaka yatıran ilk vatandaşımız. 500 lira mı? 500 lira. Ayda 500 lira. 500 lira kedisine nafaka. Kedi maması için mi ödeniyor o nafaka? Gerçekten kedini de seviyorsun ama değil mi? Ya onu ben tabii kızıma bir hediye olarak almıştım. Hı. Yani ben ona söz vermiştim bir doğum gününde. Hayatım boyunca unutamayacağın, sana bir şey alacağım dedim ve ona gittim. Bir İran kedisi aldım. Hı hı. Ve tabii İran kedisini evde bakmak daha kolay olduğu için hani zorlamasın çocuğu. Hani, hı hı. Hani sabah akşam dolaştırdı getirdi diye. Ve onun ayrılırken de işte eşim mahkemede söyledi. Dedi ki ya dedi kedi masraflar belirlendi. Kedi var dedi. Kedinin masrafları ne olacak dedi. Bir hesap ettik baktık işte aslında aylık 150 TL tutuyor. İşte ilaçları, işte kuaförü, beslenmesi falan. Sonra oradan bizim avukat hanım dedi ki böyle böyle işte biz dedi mırmıra dedi 500 TL veriyoruz dedi. Ya dedim parayı siz mi veriyorsunuz? Ben de dedim yani. Hocam öldürseniz cezası daha az biliyorsunuz. Daha az tabii yani kediyi biraz böyle parçalasan. Ne tuhaf bir şeymiş bu ülke. Ne enteresan bir ülke yani. Bir şey ya. Sonra da yani öyle. Kediyi işte. Affedersin çok özür diliyorum yani korkunç işte. Görüntülerdi izlediklerimiz yani. Kesbiç Dora ondan sonra. Kabahatler kanuna göre 300 lira al ve 300 çık. 300 lirayla çık ama bir yandan da aynı şey adalet kediyi bir birey olarak falan müthiş bir şey yani. Müthiş bir ultra bir medeniyet komik şeyin. Komik bir hikaye ama yani. Tabii orada işin ilginç yanı şu, mahkemede hesaplıyoruz yani işte aylık mama ne kadar der 50 TL. İşte tüyleri kesilecek işte. Şey, veterinere gidecek orada tüyler kesecek ne kadar işte 50 TL. Gözde akardan. Burada insan ondan sonra sinirleneceğini bilemiyor ya böyle bir şey. Burada bir tuhaflık var. Şaşırdım ilk defa duyuyorum. Ben de. Zaten dünyada ilk oldu galiba. Ya. Biraz netek. Yani, netek. Zaten dünyada ilk oldu. Şunu çok. İşin garibi ne oldu biliyor musun? Bakın o gün Obama başkan seçildi. Tamam mı? Başkan seçildi Obama. Ben habire bana telefon geliyor. Bu telefonum niye çalıyor dedim tamam mı? Zannediyorum Vatan Gazetesi, Takvim Gazetesi ve Habertürk. Hı hı. Obama'nın resmi altta, benle kedinin resmi yukarıda. Dünyada ilk diye. Yani ondan sonra bu üç gazete Obama'nın üzerinde de böyle. Seçim şeyler. Sloganı neydi, başarabiliriz mi? Yani, böyle bir haber oldu. Ama dediğim gibi yani oldu yani. Dünyada güzel ama ya, hala devam ediyorsun. Devam ya, ben seviyorum yani. Ama onunla bak ya ödemişim. Bugün gittik yatırdık yani, 500 TL. Şeyde hiçbir sıkıntı yok yani kızınızla ortaklaşa bir şey, bir hayal vesaire vesaire. Bunun bir bedeli olarak bir şey paylaşmak olarak tamam. Ama yani diğer yanda yani 300 lira falan ya inanılır gibi. Yani. Ya Türkiye'de nelere inanıyoruz artık ya da nelere inanmıyoruz. Zaten şey diyorlar, Fırat Tanış çok tutmayın orada. Evde hanımı bekler, yengenin gazabına uğrayacak ona göre. Canım benim. Var mıdır öyle kadından şiddet görmüşlüğün? Asla. Yani öyle bir şey olmadı hayır. Olma. Ya olur mu ya? Yengeden bahsediyoruz. Peki anti Cihangir durumu devam ediyor mu? Yoksa kendi ya yok öyle yeni bir anti Cihangirlik. Ben her zaman Kadıköy'de yaşayan biriyim. Odur yani oradan çıkmam. Ben Kadıköy insanıyım. Filmlerini de orada çekiyorsun. Hep o yakada. Fark ettim ben onu. Ben onu fark ettim. Bir gün bizim yakaya da bekleriz. Bak bizim burada da çalıştık şeyde. Şey ismini vermedi işte bir tane Gökdelen'in. Ha. Onun içinde de çalıştınız yani. Hani bu da Avrupa yakasında da. Böyle. Avrupa yakasında da yani bir film çekilmiş oldu. Evet. Karınca Kapanı'ndan bahsetmek ister misin? Tabii yoksa, tabii. Ne anlatıyor Karınca Kapanı? Karınca Kapanı'nın hikayesi şu. Bir kere birincisi Fırat Tanış yönetiyor. Bu önemli bir şey. Bunu yani. Sen evet. Yönetiyorsun. Senaryoda senaryoda katkım var ama senaryo benim değerli abim, hocam, ustam Cüneyt Uzunlar'ın aynı adlı oyunundan, Karınca Kapanı oyunundan sinemaya uyarlanmış bir hikaye. Neslihan Yeldan müthiş oynadı bence. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Cüneyt Uzunlar oynadı. Sen... geldi. Ben geldim. Mesut ben uğradım. Mesut Yar uğradı diyelim. Eşref Kolçak oynadı. Eşref Hoca oynamış. Evet. Emre Kınay geldi sağ olsun. Bayağı sıkı Emre isimler var canım yani şeyin içinde. Bir omuz temasında bulundu. Hı-hı. Bahtiyar Engin geldi. Oynadı. Hikaye şöyle bir hikaye.
Fantastik bir, ya fantastik dediğim böyle havadan arabalar falan uçmuyor. Yani işte burayla ilgisi yok diyeceğimiz fantazide bir ülkedeki, bu ülkedeki. Ülkenin en büyük holdinginin sahibinin eşi, aile içi şiddet mağdurudur. adam yani o kadar malın mülkün servetin üstündeyken kadını hacamat etmekte ve her acımasız dayaktan sonra da kadını şimdi bu ortalıkta fazla görünür de konuşur falan deyip yurt dışına postalamaktadır. Tabii medya, gazeteler vesaire vesaire bütün iletişim araçları da bu adamın elinde olduğu için hiç bu şey adamın bu şey durumu gizli hali, gizli vahşeti hiç kimse tarafından bilinmemektedir. Fakat adam böyle işte inanılmaz televizyon programlarına çıkıp çok büyük bir hayırsever. Ondan sonra ülkesi, devleti için inanılmaz yatırımlar yapan falan biridir. Sonra kadın çocuğunu düşürür yine bir dayaktan sonra. Ve kadın intikam almak için kendince tuhaf bir adalet anlayışı olan ve bu holding sahibiyle de bir husumeti olan, kişisel bir intikam meselesi olan bir mafya ile, yani benimle pazarlığa oturur. Ve ondan sonra der ki işte eğer kocamı işte şey yaparsanız, döverseniz ya da ne bileyim. Film bitti, dur. Malını mülkünü alırsanız, şimdi başlıyor asıl. Malını mülkünü alırsanız der, işte size şey yapacağım, işte şu kadar 500 bin lira. Bu arada filmde 300 milyon dolarlar, 400 milyon dolarlar, 900 milyon. Farkındayım canım, acayip paralar dönüyor yani böyle. Ondan sonra der ki işte size şu kadar para der. Bizim mafyada alır, cırt diye yırtar, orta az der. Sonra olaylar gelişir. Harika bir işti. 9 Mayıs'ta vizyona giriyor. Hakikaten hani sıcak, samimi ve gerçekten yani iyi bir ekibin şey çekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani film bitti. Yani böyle hani bir şey, baba düşede ne, açılın geliyoruz falan bir durum değil. Ama yine böyle çok ahlaklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani çok yüzümüzü hiç öne eğdirmeyecek bir film oldu. Bağımsız sinema adına da bana göre iyi bir film. Yani kendi işleniş tarzı ve senin anlatma tarzın. Çünkü niye bağımsız sinema? Yönetmeni şöyle görür müsünüz efendim? Yani hani şey direktifler arasında elinde küçük bir gitar sürekli... Şarkılar yapıyor. Şarkılar söylüyor kendine. Siyah Perde yapım şirketinin de ismi. Onu da burada... Eyvallah, onu da analım. Müzik devam ediyor mu Fırat? Eylül ayında bir albüm geliyor. Ne diyorsun ya? Evet ya. Aa, güzel ya. Senin baban da şey değil ama reklamcı değil. Sen nereden buldun şeyi? Parayı? Neyi? Parayı nereden buldun? Ya yok. Atın beni denin. Atın beni. Öyle demeyin. Ben Mesut Beyciğim. 5 yaşında konservatuara başlamış bir insanım. Babam o isterse bilmem kim olsun o konservatuara giremezsin abi. Yeteneğimiz de girdik kesinlikle. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben babaya şaşırdım. Ya arkadaşım kızını 5 yaşında sokmuş o konservatuara. Baba sokmadı, ona soktu. Öyle mi? Evet. Sonra o da destekledi falan. Ama bence yani baba ayrılığı oldu. O esnada ben geliştim, büyüdüm, konservatuardan mezun oldum. İşte gruplar kurup lisede sahne almaya başladım. Sonra baba birden yine devreye girdi. Hadi sosyoloji diye. Sosyoloji. Tabii. Sosyoloji. Okudun sosyolojiyi değil mi? Okudum. İTKK. İTKK çok güzel. Büyük sevmedim yani. Hiç... Olmadı, tutmadı, tutuşamadık ama yani. Ama insanı anlamak anlamında iyi bir bilim dalıdır. Yani kendimi anlayamıyorum abi, daha toplumu anlayacak kafa nerede bende? Üstüne bir de master mustur yaptırdılar ya. Master mustur da bitti yani. O da bitti. Nasıl bitti onu da anlamadım. Bitti yani. Yani tabii ki bana katkıları büyüktür. Yani şu an en azından kendimi bir şekilde bir markalama çabam, bir konumlandırma çabam var. Ama yani keşke konservatuara devam etseydim. Çünkü ben yarı zamanlı piyano bölümünü bitirdim. Ondan sonra üniversitede keşke orada devam etseydim. Şimdi onu merak ediyorum. Yarı zamanlı piyanoda yarısına kadar mı öğreniyorsunuz piyanoyu, anlamadım yani. Ne, ya ne öyle bir şey yok sadece o işin. Zamanınız doldu. Oraya geliyorum, zamanınız doldu. Haftada 2 gün galiba. Benim kızım şu an gidiyor. O da aynı. 2 gün gidiyordum. İşte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladım. Bak geleceğini görüyorsun değil mi? Şimdi evet, yani, ikiniz de öyle bakıyorsunuz. Mimar Sinan. 25'leri de izliyoruz hepimiz. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladım. Sonra Mimar Sinan'a geçtim. Mimar Sinan'da Zeynep Yaman Türk'ün öğrencisiydim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Zeynep Yapalı. Meral Yapalı. Meral'in müdürü oldu o dönemde zaten. Yapalı. Yapalılar aynen.
Böyle. Yani çok acayip günlerdi. İyi yetiştirmişsin kendi yani sonuç itibariyle. Kendin besteliyor musun bir şeyler? Yazıyor musun, besteliyor musun? Evet, fakat ben daha o şu an yaptığım ve tutan ve bu tuttukça hoşuma giden poptan ırak şeyler yapıyorum. Hmm. Daha böyle funk rock işler yapıyorum kendim. Öyle besteler yapıyorum. Ha. Daha böyle hani absürt, hani daha ergen diliyle dalga geçen bir şeyler yazmaya, yani yazıyorum daha doğrusu. Ama ben şimdi onu yaparsam derler ki hadi yürü git yani, şimdi ne yapıyordun, o ne? Hmm. Hani onun bir zamanı var. Belki de hiç yok. Onlar bana kalacak. Sahnede... Ebru Muharrem'i dinledin mi? Dinledim. Dinledim. Şimdi deyince aklıma... Dinledim. Acayip bir şey. Yani peki, o kadının sesi... Peki ondan bir şey yapamaz mısın? Bir örnek falan vermez misin sen? Böyle kendini mi saklayacaksın? Birazcık kamuya... Kamu aydınlatma platformunu açabiliriz. Sahnede söylüyorum. Hmm. Hani kendi bestelerimi değil yine, ama cover çalışmaları oluyor. Tamam, her türlü cover'a da azı bizi coverabilirsin yani, rahat olabilirsin. Yani istersen böyle minik bir şey arası yapabiliriz seninle. Olur. Yani İrem'in o alıştığımız, gördüğümüz 30 milyon tık alan boya batlı teyzenin remix yaptığı halinin dışındaki İrem'den de böyle küçük bir bize şey verirsen, parça verirsen. Biz de bir ameliyat yapmış olacağız ya. Yapalım o zaman ya. Okey, yan tarafında mikrofon var biliyorsun. Benimki kırmızıymış. Senin kırmızı mı? Öyle dediler. Peki tamam siz. Valeri. Allah. Güzel başladı. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, of what you're doing, and in my head I paint a picture. Cause since I've come home, when my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a tan. Hope you found the right man who will fix it for ya. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine? You were dodging all the time, and are you still dizzy? Since I'm coming home, when my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Söyle bakalım çekirge, hayat nedir? Hayat bir şey değildir usta. Özenle yaşayınız. Şaşırttın beni çekirge. Demek sana verdiğim dersler işe yaramış. Tam olarak verdiğin dersler demeyelim usta. Hmm, demek meditasyondan dolayı ilham geldi değil mi? Bravo çekirge, gözüme girdin. Kitaptan okudum sadece usta. Kitap mı? Ne kitabıymış o? Ünlü filozoflardan Felsefi Düşünceler kitabı. Senin yanında ustam varken bunlardan mı medet umuyorsun? Ama usta... Böyle bir aslında... girdik biz. Yok, girdik. Ya biz böyle bir programız, girdik ya. Sen cazı çok seversin Lemi abi. Kimleri dinlersiniz cazdan? Vallahi İrem çağırsın giderim diyorsun yani. Yani genelde bizim Ortaköy'deki caz center'a kim giriyorsa takip ediyorum, gidiyorum. Vay abim ya. Ayrıca bazen işte Nişantaşı'nda Frenkie de söylüyor. Fren Selen söylüyor. Abi söylemeyelim o isimleri ya. Ha tamam.
Kasti değilmiş yani. Yani var yani bayağı şey var. Hacı diyorum. Ben çünkü kasti zannettim. Yok kasti değil abi. Bildiğim başlayınca abi söylemeyelim o isimlerine kadar gidiyoruz. Müzik mesela hiç yapmayı denemedin mi abi? Yok. Ya çünkü sizin döneminizde ya topçu olmak makbuldü ya popçu olmak makbuldü. Siz topçuluğu seçtiniz ama aileden yani, popçu falan çıktım abi. Çok enteresan bir aile çünkü. Popçuluk bu kadar çok şey değildi. Popüler değildi bizim dönemimizde. Daha çok topçuluk popülerdi. Sizin yeğeniniz de. Evet. Yeğenim Özer Hurmacı. Ablamın çocuğu. Fenerbahçe'de oynuyordu. Şimdi Trabzonspor'da oynuyor. Diğer ablamın eşi de Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı. Ya ailece futbol. Yani ailece futbol. Evet. Yani aslında aile biraz siyaset asıl. Biraz futbol. Biz futbol tarafında. Abilerim siyaset tarafında, bazı ablalarım siyaset tarafında öyle. Şey değil, farklı görüşlerden siyaset mi? Yok, hep aynı. Yok, hep aynı bir yani ailenin görüşü düz. Yani işte küçük kardeş büyük abiye fiştekler, greve götürür şeyleri, işleri. Evet. Enteresan bu ama iyi bir pratik aslında siyasette. Peki sonuç itibariyle şunu da sormak istiyorum. Sürprizleri sever misin? Çünkü yeşil sahada senin son dakika sürprizlerin çok enteresan, efsane sürprizlerin vardı. Ya bir kafeyi uzatıyordun ya bir röveşata ya bir şey mutlaka bir gol çıkardı ve gerçekten tribünler şey yapardı yani yeniden oynardı. Sürpriz değil de böyle taraftarla böyle... İyi iletişim kurma adına onların hoşuna gidebileceği enteresan şeyler yapardım. Davranışlarda bulunurdum. Örneğin konfitler sahaya atılıyordu benim sağ tarafa. Hakime bir dakika dur diyordum. Rakibe dur diyordum. Oyun devam ediyor aslında. Topa basıyordum. Onları atıyordum yani. Aslında herkes niye durduğunu bilmiyor. Normalde oyunun devam etmesi gerekiyordu. Tabii seyirciye bunlar çok şey geliyordu. Böyle enteresan. Samimi geliyordu. Hami abi senin dönemindeydi değil mi? Evet Hami'miz tabii yaklaşık Hami 35 yıllık arkadaşım ve 20 yıl beraber oynadık. Hami ile Lemi zaten yani tabii hani böyle biz, Trabzon deyince. Hami ile biz şeyle miniklerde başladık yani. 1900 yaklaşık işte 80 yıllarında işte Trabzon miniklerde minik şampiyon olduk. Yıldız genç takım, genç yıldız milli, genç milli öyle devam ettik. Ümit milli sonra. Şimdi ne düşünüyorsun Trabzon hakkında, Trabzonspor hakkında? Şimdi Trabzonspor hakkında tabii şu an kulübün ekonomik şartları ve koşulları geçmiş dönemden sarkan büyük bir kötü durumda. Yani transfer yapamıyor. Düşünün ki yaklaşık 200 trilyon borcu var. 3 yıllık gelirlerin hepsi ipotekli ve gelir yok ve şu an Sayın Başkan ve yönetim uğraşıyor. Kendi şartlarını, koşullarında en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi rakiplerin düşünün ki 200-250 trilyon bütçeyle takım kurarken Trabzonspor'un bu kadar zor şartlarda kurması mümkün değil. O yüzden mukaveleli futbolcuları değil de elinde bonservisi olan futbolcuları transfer edip iyi bir kadro oluşturmaya başladılar. Bu yılki Avrupa kupalarındaki performansları çok iyiydi. İyi gittiler ama tabii canım. Ligdeki aynı motivasyonu ve başarıyı elde edemediler. Ben de birçok maçta yorumcu idim zaten. Ama bunun tamamıyla nedeni sporcuların kendi işlerindeki o takım ruhunu oluşturma adına ki verdikleri veya işte yaptıkları fedakarlık, özveri ve kaynaşma anlayışına kaynaklanıyor. Yani takım ruhu oluşmasında Avrupa'da vitrine çıkıyorsunuz ve Avrupa'da vitrinde herkes izliyor. Belki transfer olur, şu olur, bu olur diye. Herkes tam kapasiteyle mükemmel mücadele ediyor. Ama maalesef aynı anlayış, aynı motivasyon, aynı hazırlık ligdeki müsabakalarda olmuyor. Trabzon'un bir takımı daha var artık değil mi? Evet 1461 var. 1461. O da pilot takım olarak kullanılıyor. Aslında, ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Ben aslında umut onun... var mı? Yok bu yıl pek iddialı değil. Fakat ben Trabzon'daki 1461'in Trabzon'da olmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü İstanbul'da yaklaşık 500-600 bin Trabzonlu var. Ve bununla bu insanların da çocukları gerçekten futbola çok yatkın. Ve hepsi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe birçok takımdan altyapısında ve Türkiye'de zannediyorum bir dönem araştırmalarda Türkiye'de oynayan sporcuların %25'i aşağı yukarı Trabzon kökenliydi. Ve Avrupa'dan gelen futbolcuların birçoğu Trabzon kökenli. Baktığınız zaman aslında o pilot takım İstanbul'da olsaydı bana göre işlevsel olarak çok daha iyi Trabzonspor'a hizmet edebilirdi diye düşünüyorum. Bir de aynı şekilde bir pilot takım Avrupa'da şu an örneğin Galatasaray mükemmel bir iş yapıyor. İşte Avrupa'daki tüm altyapıları, tüm futbolcuları tarayarak en iyilerini kendi altyapılarına kazandırarak orada bunları A takıma çıkarmaya çalışıyorlar. Bence çok doğru planlama. Trabzonspor'un aslında bu tür çalışmaları ve planlamaları yapması gerekiyor. Çünkü
Türkiye'de artık çok yetenekli futbolcu çıkmıyor. Bunun nedenleri bana göre çok basit. Bir sporcu arkadaşımız da var, eski futbolcu. İsim verebilir miyim? Verebilirsiniz tabii. Verebilirsin. Şimdi Sinan Engin. Sinan Engin reklama girmiyor. Sinan Engin şimdi Kanal Türk'te Sinan Engin spor programına çıktı. Sinan'a soruyor. Ya diyor, Sinan diyor. Ya Türkiye'de bir Arda çıkmıyor diyor. Ne düşünüyorsun? Sinan duruyor diyor. Ya ben de bilmiyorum diyor. Niye çıkmıyor diyor. Tamam mı? Ya Sinan sen bilmesin kim bilecek yani neden çıkmıyor diye. Aslında Türkiye'deki en büyük problem altyapıdaki eğitmenlerin eğitimsizliği ve yetersizliği. Ya niye biz öyle bir yatırım yapmıyoruz? Yani yapmıyoruz çünkü futbolu yönetenler, futboldaki karar mercileri, belirleyici olanlar bu işi yapmış, yaşamış ve bu işin içerisinden gelen insanlar değil. O yüzden baktığınız zaman bütün kulüplerin yapılanmasına, ideal birimlerdeki buna kısa, orta, uzun vadede yön verecek insanların hepsi futbolla bu işi yapan ve yaşamış insanlar değil. Bilmedikleri için ve bir de artık kulüplerde tabii biraz ekonomik olarak getirileri var kulüplerin. Ve herkes kendi tanıdığı, bildiği yani işin ehline değil de isim, bizim çocuk bizim oğlan. İşte onlara böyle kıyak geçme adına özellikle altyapılarda bu çok oluyor. Ve sürekli bir değişkenlikler oluyor. Bu da tabii futbolu geriye götürüyor. Futbolu geri getiriyor. Hayır, işin kötüsü futbolcu yetişmiyor. Örneğin bakın ben Sarıyer Spor Kulübü'nde son 3 yıl altyapı sorumlusuydum. Ve 400 tane çocuk vardı ve bizim U18 takımımız Galatasaray 4-2, Fenerbahçe'yi 4-1 ve Beşiktaş'ı 4-3 yendi. Bursa'yı bir maçta 1-0, öbür maçta beraber kaldık. Düşün. Bir yıl önce oluyor bu, 2 yıl önce oluyor bu olaylar. Demek ki çalıştığınız zaman Sarıyer'in genç takımı iyi çalışırsanız yenebiliyor. Fenerbahçe'ye de yeniyor, Galatasaray'a da yeniyor. Altyapılar da yenebilir. Yeter ki doğru bir eğitmelere sahip olun. Ve oradaki eğitmelerimiz gerçekten, bizim ekip gerçekten çok güzeldi. Buradan da hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir ekibimiz vardı. Başlarında ben vardım. Bunu başardık. Demek ki başarılabiliyor. Ama yine diyorum, en büyük sorun biz eğitmen eğitmiyoruz. Yani ben Clairefontaine Kamp Merkezi vardır. Paris'in 60 kilometre dışında Fernand Centre denen bir yer. Emin Jacquet oranın tek sorumlusu. Fransız milli takımlar sorumlusudur. Ben gittim orada 3 ay çalıştım. Yani dünyada şu an en başarılı altyapılar Fransız milli takımların altyapılardır. Ve şu an Almanya'da 15 yıldır Fransız milli takımın altyapılarına ve ülke futboluna yönlendiren planlamalar ve programlar yapıyorlar. Ben o dönemde tabii çok güzel raporlar yazdım. İşte Şonlu Hocam'a getirdim. O zaman milli takımda hocaydı. Verdim. Çok faydalandılar. Ondan sonra birçok Lig TV'de birkaç defa anlattım, çağırdılar. Ama maalesef milli takımdan örneğin birisi gelip demedi ki ya Lemi gel bakalım bunları güzel güzel anlatıyorsun da. Yapmışsın raporu ama. Şu raporları biz bir bakalım. Yani buradaki bu adamların farklılıkları nelerdir? Nasıl bir farkındalık yaratmışlardır? Gibi en ufak bir yaklaşım. Hangi takımın teknik direktörü olmak isterdin Lemi abi? Ya ben önce tabii Trabzon. Trabzon tabii orada. Çünkü futbolculuk yaşamımızda 10 yaşında giriyorsunuz. İşte 33 yaşında falan çıkıyorsunuz. Orada olmak isterdim. Tabii milli takımlarda olmak isterdim. Ama inanın şurada bir gerçek ki bakın. Futbolculuk çok fedakarlık bir iş. Hocalık ondan daha büyük fedakarlık. Ben şu an inanın bana geçenlerde Şonol Güneş'le, Şonol Hocam'la sohbet ediyordum. Dedim hocam dedim sana bir ömür daha lazım. Dedi ki niye dedi. Ya yaşamadın ki sen. Düşünün şimdi Fatih Hocamız, Fatih Terim. Şu an milli takımda veya Galatasaray'da. Fatih Hocam yaşıyor canım, Şenol Hoca gibi değil. Yok yani, o da çok yaşamıyor. Yani yaklaşık 12 ayın, inanın 11 ayı tamamıyla takımı oluşturmak, onu planlamak ve bunun işte transferleri, kamp programları, antrenman programları. Yani o kadar çok zor ve yoğun bir iş ki. Herkes bunun tabii şeyini görüyor. Yani Fatih Hoca. Tabii işin tabii şey tarafı, fantastik tarafına tabii bakıyoruz. Tabii yani mutfağını işin kimse görmüyor. Yani kim o ne kadar para aldı bilmem ne falan. Tabii falan. Saatlerce oturuyorlar, düşünüyorlar, planlamalar yapıyorlar. Yani inanın bana hoca olduğunuz zaman bir teknik direktör hayatınızı feda ediyorsunuz. Şenol Hoca'nın son saç durumu nasıl? Çok mükemmel. Değiştirmişti. İyi yani. Mükemmel. Mükemmel. Biraz da silkine benziyor. Acaba sizde mi? Aynı yere gidiyor. biraz şimdi Kore'ye gitti zaten. Kore'ye gitti. Bir yurt dışı seyahati yaptı zannediyorum. Çok selam söyleyin ne olur gördüğünüz zaman. Fırat Tanış Cihan Barbur'la birlikte mi yaptınız? Albümü evet. Albümün prodüktörlüğünü Cihan yapıyor. Vay be arkadaş. Güzel. Evet. Şarkılar sana mı ait? Şarkıların İşte bir kısmı hadi bana anlat bize ait, biraz bir kısmı mesela Cüneyt Uzunlar'ın sözü olan Yavaş diye bir şarkı var. Behçet Necatigil'in Sevgilerde şiirinin
bestelendiği bir şarkı var. Milan Kundura diye bir grup var. Ondan sonra güzelmiş. Onların Ali Yapar. Bir harf için kırmayalım kalpleri. Gayet güzelmiş. Ali Yapar diye bir bestesi var. Hı hı. Şarkıları var. Onun dışındakiler benim. Nasıl, protest mi şarkılar yoksa hani? Hayır. Ha, değil. Ha, bildiğimiz. Yani diyorsun. Yani kıvamında, ayarında. Çok isteniyor yani bize. Yani söylemek şey, değil mi yani? İblis mesela şeyin albüme ismini veren parça. Hı hı. Şey ilginç, böyle bir arabesk şeyli, yürüyüşlü. Albümün adı İblis mi olacak? İblis, evet. Şeytanı bol olsun mu derler? Evet, olabilir. Ne denir ki bu durumda? Ama keyifli bir şey çıkacağından eminim. Evet. İrem, siz bununla yetinecek misiniz yoksa yeni albüm bu single değil mi? Single. Ya single'ın içinde niye iki tane şarkı olur mesela? Hani madem single'sa... Bir de olur, iki de olur. Maxi single diyorlar buna, öyleymiş. Ya yiyorlar değil mi bizi? Biraz anlatsana bu şeyi, müzik piyasası. Bizi nerede yiyorlar bu maxi single? Ne demek maxi single? Yani bilmiyorum, ben kimseyi yemiyorum, yemeye de çalışmıyorum. Şöyle ne yani durduğum yer olarak ne de açıkçası bir maddi saçma yapmak istemediğim için ilk bir single'la çıktım. Sonra bir single daha yaptım. Sonra baktım gidiyor abi bu iş, single güzel kafaymış yani. Hem hani bütün emeği bir şarkıya harcıyoruz. İşte bir aranjeye büyük oynuyoruz falan. Sonra bu sefer dedim ki dur ya, ben bir şey yapayım. İki tane koydum içine bu sefer. Bir çılgınlık yapayım dedim. Bir çılgınlık yapayım. Bayağı bir çılgınlık olmuş ya. Şimdi Mart sonu bir çılgınlık daha yapıp bir iki tane daha koyuyorum. Oo, oradan toplayınca albüme gidiyor. Ama ondan sonra yine bire döneceğim. İkim iki, üzülüyorum iki olunca. Niye? Ya acayip bir şey oldu. Şimdi bu sayılarla çok kafayı bozdum ben. İşte bir 23 milyon tıkı aldık ya. Kafa gitti bende. Şimdi bir o Sevgi Olsun Taştan Olsun 17-18 milyondaydı. İşte YouTube'la bu birliklerin, müzik birliklerinin anlaşmazlığı yüzünden en çok izlenenler patır patır kalkmaya başladı. Benimki de onların arasında. Üzüldün mü? Dedim mi? Vah, bir ay daha o dursaydı 20 milyonu bulurdu falan, uykularım kaçtı. Niye böyle bir sapıklık içerisindeyim kesinlikle bilmiyorum. Zorun Ne Sevgilimin klibi çıkmadan önce şarkı sözlerin, albüm kapağından oluşan video 5 milyon küsüre geldi. Şimdi klip çıktı, o bir 4 küsür oluyor galiba. Diyorum ki şimdi diyorum bunu diyorum çıkartmasaydık. O 5'te o 4'e eklenirdi, 9 milyon olmuştu falan. Ya ben şu an herhalde bu yeni ergenlikten çıkmanın verdiği bir şabanlıkla rakam sayar falan oldum. Yani tabii bu böyle bir şey değil. Seni Ömer Çalıkla mı göndersek acaba? O var böyle rakamlarla, şifrelerle. Çocuğun senin bir şekilde... saçlar da yakında zaten aynı moda girecek Ömer Bey'le. Neyse çıkacağım herhalde bu kafadan. Anladım. Yavaş yavaş. Buranda ne yazıyor? Buranda. Çok. Baya o bildiğim bir metin yazarlığına girmişim kolda. Ben girerim değil mi abi altyapıya Trabzonspor'a bu dönemde? Kesinlikle. Bu benim... Sizi motive ediyor mu? Yani ona bakınca bir şey alıyor musunuz? Ya, kendimden nefret ediyorum. Kolumu kesesim geliyor. Çok, yapma. Çünkü neden ergenlik, yazdınız? Abi 14 yaşında yaptığım bir... Ama hata. Sen büyüdükçe o da büyüyor. Öyle düşün. Şimdi şu an hani... yok, 14 yaşından beri kol boyutum aynı. Aynı mı? Boy da aynı, o da aynı. Burada... bir Latince furyası vardı o dönemler. Ona kapıldık yine, lanet olası ergenlik. Sabahın 7'sinde uyandırdım dövmeciyi. Burada şeytan dürttü yazıyor abi. Gerçekten dürttü. De dürttü. Yani. Nasıl dürttü? Sabahın 7'sinde yani kaldırdıysa. Adamı arayıp kaldırıp da yani, bir de yaş 14. Bu aslında legal bir şey değil yani ama yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yaptılar. Çoğu yani. Dövmem ergenlik hatası. Çoğu dediğim bir tane gördük biz. Var mı başka? Orada var, burada var. Var da var yani. Var, bacakta var, göbekte var, orada var da var da var. Bir de hepsi yazı. Hep bir mesaj kaygısı. Yani ben öldükten sonra beni Milli Kütüphane'ye asacaklar okuyun diye. Yani. Bir şekil yap, bir şey yap. Bir kalp, bir kelebek yok. Yazı. Burada başyapıt yazıyor. Ya sana dur bir de, demediler mi sana? Neren başyapıt? Mendebur. Başyapıt. Tanrı'nın başyapıtı. Ya ilkokulda çok dayak gelmişsin, doğru büyük. Mu? Niye ya? Niye döverler ki seni? Böyleydim. Çok tatlı. Ya olur mu ya, bence çok... Yok, bir kere ben her sene her yaz okul açılmadan bir 5 gün önce acayip bitlenirdim. Saçlar evde anne tarafından hamam tası gibi kesilir. Gözler kocaman, ağız kocaman, burun kocaman, böyle bir çocuk okula gidiyor falan. Ay Tanrı'ya şükürler olsun, okulda dersler falan da iyiydi. İşte bir yandan konservatuara gidiyorum. Okulda dayak yiyorum, konservatuarda da hocalar bana stakato öğretmek için... Alta yukarı iğneler diziyor. Ben kanlar içinde çıkıyorum, eve gidiyorum. Bir de bana hoca ilkokulda diyor ki, okulda yaptığınızı evde tekrar edeceksiniz. Ben bunu ne anlıyorum? Yazdığım her şeyi eve gidip tekrar yazacağım. Bir de ödevleri yapacağım. Heder oldum abi ben 2 sene. Heder oldum yani. Çok dayak yiyordum çünkü hocamız rezalet bir kadındı. Özel okulda paramızla rezil oluyorduk. Ya, öyle yani.
yıllık bir para veriyorsun, orada okuyorsun, bir de hunharca dayak yiyorsun. Ve ben dayak yedikçe çıldırdım, dayak yedikçe çıldırdım. Bu bir tahrifat yarattı sende galiba. Evet, İki tane İrem çıkmış ortaya ondan sonra. Dayak yedikçe çıldırdım ve hani son 3 sene beni tek oturttu. Arkada böyle diye takılıyordum. Korkunç bir çocuk oldum, çıktım ortaya. Annem kadın helak oldu. Zaten bir ayrılık var ortada. İşte yani gerçekten bir Trabzonspor yetiştirirdi annem beni yetiştireceğine. Korkunç bir çocuktum yani çünkü. Sonra yıllar mıllar dersler alındı. İşte ve bir şekilde bu halime geldim. Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Ya mutluyum çünkü hani ne kadar çılgınlıklar, manyaklıklar yapsak da küçükken bir süre sonra hani bir rotasyon... Hı-hı. Oturttum her şeyi. Hı-hı. Hiçbir zaman ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ancak hı-hı, işte böyle hani çok kötü bir kız, erkek çocuğu gibi bu gibi şeyler işte. Ama onun dışında çatır çatır konservatuvarımı da bitirdim, okulumu da bitirdim. Hiç mutlu ettin sosyal onları. Hayattan kopmadım. Babanla da çalıştın yani. Babamla sonuçta da çalıştım. Ya, okulumda, peşinde magazin kameraları yok. Okudum. Yok, gerek yok çünkü yani, hı-hı, hani... Arada bir saçma sapan bir şeylerden tutup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama abi o kadar bir belli bir yerde duruyorum ki kendi açımdan. Gece gezmem yok, bir şeyim yok. Zaten hani belli yerler, belli insanlar falan. Evimde oturuyorum. Sosyalleşeceksem de işte iki muhabbet edip bir şey içeceksem de evimde yapıyorum. Ya da hani kimsenin bilmediği hani tatlı tatlı mekanlarımız var. Orada yürüyorum. Ben zaten hani muhabbeti seven bir insanım. Genelde şimdi gördüğünüz gibi konuşarak insan öldürme gibi bir yeteneğe sahip olduğum için genelde ben konuşurum ve insanlar kendilerini alkole verip bayıltır. Peki bir sus düğmen var mı yani? Yok. Yok yani, devam edeyim. Kendi sesimden sıkıldığım zaman susuyorum. Peki garantici bir yapın olduğunu söylemişsin bir şeyde, röportajda. Yani, neden öyle? Yani çok da öyle değil aslında hani anlattığın şeyler. Şu müzik konusunda öyle oldu. Acayip bir şekilde öyle oldu. Çünkü ben kendi tarzımdan taviz vererek başarılı olmak. Hani o da ne başarı? İşte rakamlar adına başarı. Madem öyle bir taviz verdim. O yüzden bu verdiğim tavizi bu şekilde. Hani minimal risklerle. Hani bilmiyorum ya. Kafayı yedim herhalde ben abi. 4 gün uyku uyumadım. Dün bayıldım yani. Niye 4 gün? Ya bu şeylerden, hesaplardan dolayı mı? Hesaptan, kitaptan. Ya bırak gözünü seveyim ya, boş ver ya. Aşacağım bunları da muhtemelen ama şu an çıldırmış. Konser falan var mı yakınlarda? Var, 4 gün, 3 şehir değiştirdik 4 günde. O hal yani. Ya uyumam bizim lazım, insan bünyesi o kadar. Desperado öyle mi? Yok, bunlar daha bireysel işler, Desperado'lu işler geliyor. Öyle bu mi? Bu arada Mert orkestramın da şefi, sağ olsun 1,5 senedir. Benim bütün ne çekmiş ama ne çekmiş gözlerle çekmiş, bakıyor sana ediyorum, biliyor musun? Saçları kıvırcık geldiğinde böyle fiskaya döndü. Konuşmadan fönlendi diyorum. Güzel, sen kimi dinlersin? Ben belli bir tarza böyle bir adaptem yok. Ruhumu dolduran her şeyi dinliyorum. Hı. Hani nedir bu son günlerde dolduran? Ya bu son günlerde çok acayip bir Nordic lounge kafalarına girdim. Böyle oturup böyle bir lounge, Nordic mi, Nordic mi, ne diyorum ben? Ya dinliyorum ama ondan sonra açıp Nordic Mustafa Ceceli dinliyorum. Kuzey, tabii kuzey ülkelerinin kendilerine has bir lounge müzik kafası var. Biraz geç keşfettim. Belli bir şeyden sonra intihara meyyal oluyorsun biliyorsun fazla. Herhalde Daniel Krau dinliyordur. Yani hani çok yani. Değil mi abi, de çaktı oradan şeyi. Ya Fırat şeyi başlamış, gazete yazarlığı, doğru mu? Evet, doğru. Karşıda. Bugün karşıda. Onun da yani, karşıda bak yine onun karşıda. Evet, o da karşıda. Selam Çeşmesi köşenin de ismi. Selam Çeşmesi. Evet. Yani şeyde ne yazacaksın? Ne yazıyorsun? Valla gündem yakalayabilirsem eğer gündemi bir yerinden. Ne düşünüyorsun biraz? Yazacağım. Değil mi ya bugünlerde hani gündem? Yani hani çünkü sanatçı duyarlılığı deriz ya, sanatçı duyarlılığı zamanda, bir zaman almıyor mu yani? Az zamanda çok ve büyük işler yaptıktan kasıt bu değildi herhalde yani. Yani inanılmaz şeyler, inanılmaz kısa bir zaman içinde gerçekleşiyor yani. Çok önemli günler yaşıyoruz bence. Nasıl, tanıklığın nasıl yani? Nereye bağlanır? Ben... pardon, bir şey gördüm de ona baktım. Ben alışkın... Reklama girmeyeceksin söyleyebilirsin. alışkın şey olmadım. İyisiniz değil mi? Evet ya. O arada tamam. Haberleşme şeyimiz bizim. Tamam. Tamam. Nasıl görüyorum? Ben olan olaylar her ne kadar görünürde pek çoğumuz için olumsuz ya da pek çoğu için
kötü, negatif vesaire gelirse gelsin ben çok umutluyum ya. Yani ben bütün bunların neyse olumsuz olan her şeyin yakın bir zamanda elbette iyiye doğru değişeceğini biliyorum. Yin yang. Ya tarih bunu anlatıyor. Yani hani ne kadar kötü giderse o kadar iyi gider. Yani evet. Hı. Yani işte böyle şeyler sadece bugün olmuyor insanlık tarihinde. Dün yakın tarihimizde çok önce oldu ve orada olup bitenlerin ortalaması gelecekte neler olabileceğine dair de bir bilgi veriyor bize ve orası çok aydınlık. Peki tiyatro mesela işte tiyatro işte sinema işte efendime söyleyeyim dizi oyunculuğu demiyorum ama oyunculuk ya da kişisel performanslar ya da sanatın her alanı böyle bir süreçte daha doğurgan olmalı değil mi sanki? Öf hem de nasıl? Hı. Peki yani, nasıl öyle mi? Yani evet özellikle Gezi döneminde tavan yaptı. İşte şiir sokakta mesela ilk aklıma gelen işte duvar yazıları inanılmaz bir mizah üredi, çizgiler üredi. Ondan sonra yeni insanlarla tanıştık. Hı-hı. Hiç görmediğimiz, daha önce hiç isimlerini duymadığımız, hiç isimlerini duymadığımız ve bilmediğimiz insanlar var. Anonim bunlar yani. Hı-hı. Halk içindeler. Kim olduğunu işte bazı şeyleri kahreden kimse onunla hiç tanışmadık ama inanılmaz bir şeydi yani yaptığı. Çok basit, çok yalın ve çok çarpıcı bir şeydi. Hı-hı. Babanız olabilir. Yani inanılmaz reklam bir tam bir reklam kafası. O bir reklam şey yani. Zekası, o evet. ama tabii bu şimdi ne halde? Biraz şey oraya bakmak lazım. Şimdi iş döndü dolaştı. İşte en son bir şey diyorlar. Sanatın HSYK'sı diye bu bir şeye bağlandı, işte bir kuruma bağlandı. Hı hı. Ödenekli kurumların, resmi kurumların sanat yapmasının kuralları. Hı hı. İşte en son orada kaldım. Orada yani, kaldım, orada bıraktım diyorsun. Evet, mevzuyu son olarak son burada bıraktım. Ama iyi şeyler olacak. Benim şahsi öngörüm, yani daha doğrusu bir öngörüde bulunmak yanlış belki ama belki şöyle demek daha doğru olur. Öngörü değil ama içimden geçen şu. Keşke böyle salonların, resmi mekanların, kurumların içinde kalmasak ya. Yani dışarı çıksak, sokakta sanatımızı yapsak, üretsek. Ondan sonra bir üretim-tüketim ilişkisi içinde olmasak, kim olduğumuzla, öznemizle, ismimizle çok ilgilenen bir şeyin içinde olmasak. Yani hakikaten de YouTube'dan müzik paylaştığım zaman bunun bir hediye olmasının anlamı olsa. Hı hı. Bütün bunlar da olacak. Olacak. Peki güzelmiş. Her şeyi güzel görüyoruz. Ağır sorulara geldi sıra. Ağır sorularda ben sormuyorum. Makine soruyor. Siz dur diyorsunuz. Makine durduruyoruz. Oradan sorular geliyor. Yanıtlar geliyor. Döndürün efendim ya. Gelsin. Merhaba. Geçen 3500 yılın yalnızca 230 yılı barış içinde geçmiştir. Yok olabilir, rahat olabilirsiniz, rahat olabilirsiniz. Bu akşam her şey olabilir, her şey yani. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Limon Hoca nasılsın, iyisin değil mi? Şimdi ağır sorular geliyor hazırsak. Evet, Fırat için ilk ağır sorumuz gelsin efendim. Dur. Dur dedi, gayet güzel. Çok şerbetli bizim programımıza. 750 puanlık bir soru geldi kendisine ve soralım. Büyüye inanır mısınız? Büyüden aynı şeyi anlıyorsak yani hani öyle birini iğne sokmak falan filan işte. Vudu falan değil. Falan filan değilse elbette ki. Elbette ki. Tabii ki. Güzel büyü yani. Ya, tabii ki yani çıkarsınız işte bir yerde şarkı söylersiniz, birine aşık olursunuz. Bütün çocuğu biri doğar falan, aslında biri burada ölür. Bütün bunların içinde büyülü bir şey vardır. Devinim var değil vardır mi? Vardır. Buna inanırım tabii ki. Harika. Buna inanırım dedi. O zaman İrem Hanım'a gelsin sorumuz. İrem Hanım ya. İrem Hanım. Dur. Dur dedi. Vallahi of joker. Aa.
Şimdi bak İrem, burada 1000 puanlık bir soru geliyor. Bir istediğin stüdyoda, ben hariç dokunulmazım ben çünkü ben seçildim. Atanmışların hepsine sorabiliyorsun bu soruyu. Buyurun efendim, 1000 puanlık sorumuzu aldım. Hiç aldattınız mı isimli çirkin soruyu kime sormak istersiniz? Nebi Bey'e sorayım. Ya Nebi abi. Ya bana niye soruyorsunuz? Adam evli ayol. Ama bunu şey anlamda, hadi biraz yumuşatalım. Yok, hayır. Her anlamda yani aldatmak şeydir. İlla kadın erkek ilişkisi değil. Arkadaşınızı da aldatabilirsiniz. Yani hayır. Yani böyle aldatmak. Tabii bunlar çok geniş kavramlar. Yani bunların tanımları çok geniş olduğu için. Yani aldatmak deyince ne tür bir aldatmak? Yani katkı sağlayan, mutlu eden bir aldatmak mı? Yoksa hüzün veren, ağlatan bir aldatmak mı? Hangisi? Ne yapsın hocam? Hangisini seçersin? Yani çoktan seçme. Hayır, hiçbiri. Ben aldatmayı tercih etmem hiçbir türlü. Tamam, hiçbiri diyorsunuz. Gayet güzel. Peki hocama dönüyor şimdi. Döndürelim lütfen. Dur. Dedi ve 750 puanlık bir soru da size geldi. Bakalım neymiş? Arka arkaya 3 film izlediğin oldu mu hocam? Hayır. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bunun zaten yanıtı bu. Evet ya da hayır. Fırat'a son sorumuz. Döndürüyoruz son sorumuzu. Son sorumu? Tabii. Dur. Dur dedi o da. 250 geldi. Mütevazı ama 250'ler bugünlerde çok pis. bir bakalım lütfen. Melisa mı Mukaddes mi? Yani ne tarz isimler seversin? Melisa mı yoksa Mukaddes? Mukaddes. Mukaddes. Evet. Çocuğun cinsiyeti belli değil daha değil mi? Kız. Öyle mi? Anladım. Peki. En azından bir tane isim garantiye alındı. Devam ediyoruz. Eraye. Öyle mi? Evet. Güzel olur be. Kimiz var bilmiyorum. Yani. Peki İrem için dönüyor. Duralım. Ya bu duralım coşkusu da böyle. Hani her işi birlikte yapalım. Kolektif durduralım. Verelim o zaman soruyu. Başkası için terk edildiğin oldu mu? Terk edildiğiniz oldu mu? Yani madem duralımsa. Olmaz mı? Birden çok. Allah aşkına. Allah. Aa. Oluyor, ne yapacaksın? Tabii canım ya. De ben niye öyle dedim ya sanki. Dedim ya böyle tertemiz bir dünya içerisinde yaratıyor. Ya ne bileyim, öyle bir şey çizdim. Mesela çok keyifli. Bu akşam harika konuklarınızı epeydir izlememiştim. Kedi nafakasına, şu İrem kıza, Fırat'ın gerçek sanatçılığına bayıldım diyor Türkan Özkan. Türkan, ben de seni bayağıdır görmüyordum burada. Yaklaşık 1,5 milyon kişi içerisinde göremedim ama bu kedi olayı büyük. Büyük prim yaptınız yani. Hayvansever derneklerinin efendim, ya da söyleyeyim, Hayvanseverler Partisi kurulursa başkan olacağınız kesin, siyasete atılacaksınız. Oldu sizin terk edildiğiniz. Hocam size dönüyor. Dur. Dediniz ve 1000 puan geldi. Hocam size bu akşam ağır çalışıyor. Evet. Çünkü evet. Sen Fenerbahçe dedin, yukarısı da Fenerbahçe. En yakın arkadaşım dediğin biriyle beraber. Tabii burada sen şöyle başlayacaksın. Buradaki beraberliğin şöyle anlamı var. Yani birlikte sinemaya gideriz, müzeye gideriz. En yakın arkadaşım. Yani en yakın arkadaşımla tabii ki sinemaya gidilir, eğlenceye gidilir. Tabii ki kahvaltıya gidilir. Anladım. Yemeğe gidilir ama tabii arkadaş. Gidilir, sadece gidilir. Tanımı belli. Tanımı belli. Arkadaş, dost. Ben de arkadaş. Kalpten, yürekten. Cansın ya, ne diyeyim ben. Peki, gayet güzel. Evet, daha sorulara verdiğiniz samimi yanıtlar için teşekkür ediyoruz. Fırat, ya şimdi o yani iyi söyletemeyeceğiz değil mi sana? Söylerim. Ay bittim, ne demek ki? Ya ama ben böyle şey gibi sevmiyorum. Hani böyle dayatmaymış gibi. Bir gün içinden... Başka bir şey söyleyeyim eğer çok şeyse. İblis hazır da mı? Söyleyebilirim. Çalarımı söyleyebilirim. Bir tane bize ödünç verir misin? Harikasın ya. Muhteşem. Evet, güzel. Şimdi mi? Şimdi ne zaman? Söyleyeyim. Şimdi harika olur. Gelebiliyor mu? Arkadan böyle uzatabiliriz onu. Error vermeden. Hoppa. Neler yapıyoruz Allah? Ordunun dereleri akar serin. İçeride dağ. Bak bu hayat elinde yanan. Seni tükenmezmiş sağ. Bir an için her şey yalan.
Küldür gerçekten kalan, küldür gerçekten kalan. Cennette kaybolmuş yürüyor iblis, bir periye yar olmuş yanıyor iblis. Cennette kaybolmuş iblis yürüyor, zemzemin sarhoşu olmuş dönüyor iblis. Yanıyor cennette kalan duman, iblisin hali duman, duman iblisin hali. Yanıyor cennette kalan duman, iblisin hali duman, duman iblisin hali. Böyle bir şey. Güzel. Devamını albümde göreceğiz herhalde. Evet. Sağ olasın, eksik olma. Yani ben en azından ediyorum. Bizi iblisle tanıştırdın. Kolun üzerinde tek başına şeytan dürtmüyor artık. İblisle dürttü gördüğünüz gibi. Ben çok teşekkür ederim gitarını paylaştığın için. Bizimle. Teşekkür evet, ediyoruz. 23... Bir tutam da saçlarından paylaşmışsın. Gitmeden bir tutam da saçından verirsen hakikaten alırız. 23.30'dan bu yana aralıksız konuştuk. Bakalım manşetlerde neler çıktı. Manşet. Merhaba. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmağınki, en hızlı uzayan tırnaksa orta parmağınkidir. Bugün bu akşam Sayın Fırat Tanış bizimle birlikteydi ve Fırat Tanış dedi ki tam da bunun için, işte bu yüzden. Böyle bir önyargıyı ortadan kaldırmak için sürgün inekten bahsediyoruz. Bu ve benzeri sorulara cevap vermek için. Enteresan durumları karşılamak için sonuç olarak sanat, virgül, ön yargıyı yıkmanın ve işbirliği içinde olmanın yeridir. Hayat nasıldır bilemeyiz, ebebek bekliyoruz. Bu güzel haberi de bizde verdi, teşekkür ediyoruz kendisine. Devam ediyoruz. Sevgili İrem Derici bizimle birlikteydi, bayağı bir konuşuyor. Bakalım nasıl özet geçmiş rektör. Hemen küstüm, oynamıyorum tadında insandım. Bakkala gidip dönmeyen kız oldum. Büyüdüm, geliştim ve konservatuarı bitirdim. Popa ruhumu sattım. Pop beni ortum gibi yuttu. Neysem oyumun suyunu çıkarmış durumdayım. Bu ne ya? Hepsini geçtim. Benle birlikte çıkan 15 kıza ne oldu? Neredesiniz? Çok güzel. Peki, güzelmiş. Devam ediyoruz. Sevgili hocamız Demir Çelik bizimle birlikteydi. Futbolcu solunum yollarını açmak ve dolayısıyla nefes almak için tükürür. Sağda olmalarına rağmen gaz çıkarmaya bile çekinirler. Benim bir anım var. Kızım da İrem gibi. Başımdan bu konuyla ilgili bir anı geçti. Futbolcuların takıntıları vardır. O günü de anlatmak isterim. Herkesle de iletişim kurarım arkadaş diyerek bitirdi muhabbetini. Çok teşekkür ediyorum üçünüze birden. Harikulade bir akşam teslim ettiniz. Bizden sonra maç var değil mi? Biz maça böyle hani motor takmış gibi gidiyoruz. Arkamızdan maç var çünkü. Canlı yayın mı? Tabii tabii. Bizde canlı yayın oluyor genelde. Maç kimin maçıydı? NBA'in mi? Gerçekten. NBA'de basket. Yarın akşam biz Jale Arkan, Civan Canova'yı, Cemal Hünal'ı, Melisa Aslı Pamuk'u, Elif Atakan'ı, performansta Ali İşcan'ı, kameraman arkadaşları, yönetmeni ve gelen herkesi yine burada konuk edeceğiz. Fırat Tanış, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Karınca Kapanı'nda. Efendime söyleyeyim, dizi var mı bu sene? Ay, ben televizyonda çalışmıyorum. Evet, ben televizyonda çalışmıyorum. İlkesel olarak bir şey mi? Böyle bir karar mı verdin? Elbette, bunu ben Haziran ayında deklare de ettim. Ondan sonra yani herhangi bir televizyon projesinde çalışmıyor. Sezonu bağlayacak bir şey mi, yoksa hani koşullar düzeltilirse cimisin sen de? Yani bunun koşullarla da sezonla da pek bir ilgisi yok. Yani anladım. Genel başka bir şeyle duruş. Duruşla ilgisi var. Eyvallah, saygımız var. İrem'cim en yakın zamanda seni yine stüdyomuzda görmek isteriz. Gelmek isterim. Belli ki seninle konuşacak bayağı bir şeyimiz var. Yani tam mis yani. Bu arada bir düğme de taktırabilirsen onu yani konuklara en azından yok, şey yanımda oturana kenef terliği vereceğim en güzel. Niye böyle banyo terliği güzel. Çok teşekkürler. Hakikaten arkadaşlarım seni çok samimi bulduklarını söylemişlerdi. Ben bir kere izleyebildim seni. Fakat onun çok daha üzerindeymiş. Yani biz Deli Halini çok sevdik ve
takipçin olacağız umarım. Cemi Hocam sizi yeşil sahalarda ve miting alanlarında görmek istiyoruz. Yani her ikisinde de yakışacağınıza eminim. Ama siyasette daha güzel duracağınızda da böyle bir hissiyat var şimdi. İstikabla mı kurtarırız? Siyasette yapmış olduğum bütün projeler bayanlar üzerineydi ve çok da başarılıydı. Çünkü bu ülkede bana göre bütün problemleri yaşayan yüzde aşağı yukarı 75 bayanlar ve hanımlar. O yüzden buradan bence ben tabii çok minik bir siyasetçiyim ama büyük siyasetçilere, abilerime, büyüklerime bu anlamda tavsiyem. Ülkedeki önce bayanların sorunları çözülsün. Bence bu ülke düzelir. Evet, kadını yok bir de, saymayın. Bir de bayan erkek eşitliği adına bir de çalışmalar yapılsın. Bana göre birçok sorun aşılır. Harika. Kamu spotu gibi bitirdik hocam. Gayet güzel. Son sözü bizde her zaman olduğu gibi müzik söyleyecek ve İrem Derici burada Laf Çok Haber Merkezi'nden hemen sonra burada canlı performansta sizinle birlikte olacak. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni ile karşınızdayız. Selena ile düet yapacaklarmış. Dün akşam katıldığı Burada Laf Çok programında Selena Gomez ile düet yapacağını açıklayan Gökhan Akar, Justin ile olmadı ama Selena ile olacak. Selena'nın fanları çok sevindi hatta. Biz Justin'i sevmiyorduk, zaten al Selena'yı tepe tepe kullan dediler dedi. Haberimizle ilgili VTR'mizi izliyoruz. Justin Bieber değil de Selena Gomez'de bir... Ne yaptın abi ama yengeye sen direkt... Oo. Abi öyle bir şey var. Selena Gomez diyor. Hayır, bunu yazıyorlar Twitter'da. Zaten hani bunu söyledik bir yerde. Ondan sonra bütün Justin Bieber fanları, işte Selena Gomez fanları Twitter'dan sürekli bana yazıyorlar. Benim gerçek şey mi? Yani evet inşallah. Justin'ciler bozulsa işte Selena Gomez. Yok bana şey yazmışlar. Ya biz Selena'yı zaten sevmiyoruz, nefret ediyoruz. Yani ah işte. Be Gökhan'ım, demek ölüyü diriyi bitirdin, sözü Selena'ya getirdin. Helal, ne denir ki? CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Biz yarın akşam da CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'yle karşınızda olacağız. İyi geceler. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun, taştan olsun ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayı bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Sevmeyi seviyor diyorum ya sana, kalpleri kırmayı bağlatmadan. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun da taştan olsun ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayı bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Sevmeyi seviyor diyorum ya sana, kalpleri kırmayıp aldatmadan. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Mert Tunç Makas, son bir kez. Yar bana bakmasa da,
Yar benim olmasa da heyecan duymayı seviyor bu gönlüm, bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da heyecan duymayı seviyor bu gönlüm, bir sonuç almasa da. Bizim eski mahallede Hanife abla vardı. Hanife abla kendisinin başka alemden bir adamla evli olduğunu söylerdi. İkindi ezanından sonra ortadan kaybolur, sabah ezanıyla gelirdi. Bir akşam ben kocama gidiyorum dedi. Evden çıktı. Sokakta ilerlerken biz onu takip ettik. Uzun uzun takip ettik. Ve sokağın köşesine geldiğinde... ...ortadan kayboldu. Çok korktuk. Biz orada çok korktuk.